Efendim bugün 1 Mayıs. İşçinin ve emekçinin bayramı imiş. Dolayısıyla işçinin ve emekçinin resmi olan bu bayramını buradan kutlayalım hepinize. Evet. Günaydınlar, merhabalar diyelim. Günün manşetine başladık Hikmet Genç'le birlikte. Günün gündemini, gazete manşetlerini konuşacağız. Evet. Hikmet merhaba. Çalışan emekçilerin bayramı, çalışanların bayramı, çalışıyoruz bayramda. Bize değil, biz çalışıyoruz. Tamam. Yani onun için söyledim. 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramıymış. İşçi emekçi diye ha, biz çalışıyoruz. Ha, ben onu ha tamam o zaman konuşmuyor tamam. Baştan kapatmış ben de oradan gireceğim diye. Ha, i̇lla şu şeyde çalışalım resmi tatillerde çalışalım diyorsun evet. Ya. Yani izin yapmak varken Hikmet git biliyorsun bizi çalıştırıyorsun burada. Ben çalışıyorum değil mi? Bizi buradan. Peki. Hay Allah, her tam İki noktaya dayak. Bağlanalım İstanbul'da birisi Taksim'e gideceğiz. Taksim'de valiliğin izin verdiği bazı grupların, sendikaların temsilcileri Kazancı Yokuşu'nda karanfil attılar. Malum 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda ölenleri anmak adına oradalar idi. Onların detaylarını konuşalım. Ardından resmi kutlama yeri olan Bakırköy'e döneceğiz. Zuhal Demir şu anda Taksim'de. Seni dinleyelim Zuhal. Evet, Bakırköy'de bu yılda 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın günü burada resmi adres olan Bakırköy'deki bu pazar alanında kutlanacak. Saat 10 itibariyle de gelişler başladı. Vatandaşlar artık yavaş yavaş buradalar ve sahnede son hazırlıklar devam ediyor. 3 ayrı kortej halinde buraya gelecekler, gelmek isteyenler elbette bunun da bilgisini verelim. Peki hangi noktalardan gelebilirler? Buraya çıkan bütün yollar kapalı ama 2 alternatif güzergahları var. Burayı kullanırlarsa rahatlıkla gelebilecekler. Rauf Orbay Caddesi ve İstanbul Caddesi ki Bakırköy'den buraya direkt uzanan yollardan biri. Şu an siz de platformu görüyorsunuz. Artık son hazırlıklar yapılmaya başlandı. 2016'dan bu yana bu noktada Bakırköy'de kutlanıyor. 1 Mayıs emeğin ve dayanışmanın günü burada kutlanıyor. Bu yılda dördüncüsü gerçekleştirilecek ve vatandaşlar burada 1 Mayıs'ı kutlayacaklar. Resmi adres burası dediğimiz gibi saat 14'te başlayacak etkinlik ama vatandaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Artık arama noktalarından geçiyorlar ve bulunduğumuz noktaya gelmeye başlıyorlar. İki ayrı noktadan gelebilir vatandaşlar. Bunlardan biri Luna Park girişi, diğeri ise hemen alt caddede bulunan AVM'nin bulunduğu nokta. Oradan da girişlerini yapabilirler. Dediğimiz gibi saat 12 itibariyle kortejler toplanmaya başlayacak. 13'te buraya doğru harekete geçecekler ve 14'te kutlamaların resmi adresi olan Bakırköy'deki bu alanda buluşacaklar ve bugüne yakışır coşkulu bir kutlama yapılması planlanıyor. Dediğimiz gibi platformdan konuşmalar yapılacak. Aynı zamanda konserler verilecek, şarkılar söylenecek ve burada emeğin ve dayanışmanın günü kutlanacak diyelim. Bu noktadan söz tekrar size bırakalım. Zuhal Demir'e teşekkür edelim. Ters köşeye yattım, Taksim dedim. Bakırköy çıktı. Onu zaten Bakırköy'de resmi kutlamaların adresiydi. Taksim'deki adresse Ebru Doğan orada şu anda. Dediğim gibi orada sadece belli grupların gelmesine izin veriliyor. Ebru, en son 2012'de bir kutlama yapılmıştı değil mi? Taksim'de. Hem onu bilgisini alalım hem detayları senden dinleyelim kısaca. Evet, o tarihten sonra güvenlik gerekçesiyle Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmiyordu ve bu sene de Bakırköy'deki Halk Pazarı Meydanı adres olarak gösterildi. Bu sene yalnızca her yıl olduğu gibi Kazancı Yokuşu'na sendika temsilcilerinin karanfil bırakması sadece ona izin veriliyor. Aynı zamanda karanfil bıraktıktan sonra buraya Cumhuriyet Anıtı'na geliyorlar ve yine bir sendika geldi şu dakikalarda. Önce Kazancı Yokuşu'na gittiler. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden 34 kişi için karanfil bıraktılar. Ardından da buraya Cumhuriyet Anıtı'nın önüne geldiler ve buraya da çelenklerini bıraktılar. Yasal olarak sadece sendika temsilcilerinin girişlerine izin veriliyor. Güvenlik önlemleri de yüksek diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde Taksim çevresi bariyerlerle kapatılmaya başlanmıştı. Sabah 6'dan itibaren de Taksim'e çıkan bütün yollar kapatıldı. Sürücülere alternatif güzergahlar gösteriliyor. Yaya geçişleri de kontrollü olarak sağlanıyor. Şu sıralarda da kameraman arkadaşım Dursun Şahin sizlere gösteriyor. Hem bariyerlerle güvenlik önlemleri alındı hem de güvenlik güçleri burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Taksim'de valilik tarafından izin verilmediği için kutlamalara buraya çıkmaları, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlerin buraya çıkmaları yasak. O nedenle buradaki güvenlik önlemleri de son seviyede diyebiliriz. Evet, sabah saatlerinde Kazancı Yokuşu'na Hakiş geldi, Disk geldi ve ardından iki sendika daha geldi. Şu sıralarda da Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybeden 34 kişi
kişi için yine oraya karanfillerini bıraktılar ve ardından da Cumhuriyet Anıtı'na geldiler. Birazdan da burada ayrılacaklar çünkü herhangi bir gösteri yapmalarına izin verilmiyor burada. Biz gün boyunca 24 ekibi olarak Taksim Meydanı'nda olacağız ve buradaki gelişmeleri sizlerle, izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım. Ebru Doğan'a teşekkür ederim. Taksim Meydanı'ndan detayları aktardı. Tabii Bakırköy'den de Zuhal Demir aktardı ama 1 Mayıs'la ilgili olarak bir de üzücü bir haber söz konusu. Şanlıurfa yolunda 1 Mayıs kutlaması için giden işçiler taşıyan minibüsü zannedersem tır arkadan çarptı. 4 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir işçi ise hastanede yaşam savaşı veriyordu. O da hayatını kaybetti. 5 işçi öldü. Buradan da Allah'tan rahmet dileyelim. Bu acı elim evet, kazadan maalesef. Dolayı. Maalesef, peki. Evet. Gündemine geçelim. 1 Mayıs'tan sonraki gündemlere de tabii. Bakalım. Yani şimdi barış, emek, özgürlük neydi bir daha? Emek. Çünkü isimleri çok değişti. O yüzden emek ve dayanışmaydı. Bugünkü de emek ve dayanışma tabii günü. Labor Day abi. 1 Mayıs işçi bayramı evet, bu kadar yani. Yani. Emek, dayanışma, iş gücü bilmem ne falan onları çok anlamıyorum. Onlar bu sendikaların falan tabii. Kullandığı, kurguladığı devrimci, mevrimci bir sürü şeyleri kesin. Katıyorlar işin içerisine ama dünyadaki bilinen adıyla 1 Mayıs işçi bayramı. İşçi bayramı. İşçi günü. Tatildir. Ondan bilinir. Sonra bu kadar. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim yani hazır 1 Mayıs'tayken de tam söyleyecek zamanı. Bu 1 Mayıs dünyanın her tarafında böyle bilirsin batılı ülkelerde 1 Mayıs kutlamaları vardır ya. Hani tatil. Resmi tatil. Ondan sonra ve tamamında aşağı yukarı festival havasında kutlanıyor. Ben hep bunu söylüyordum da. Yani bunu söylüyordum. 2012'deydi zannedersem. Hatta ben yayın yapmıştım. Serbest bırakıldığı zaman mıydı? 2011 miydi? 2011 o, miydi? 2010 tam hatırlamıyorum. 2011 o, miydi? O dönem hatırlıyorum ben. Yani bu daha önce 1 Mayıs kutlaması. DHKPC gibi, MLKP gibi, diğer işte bir sürü böyle abuk subuk terör örgütlerinin manipüle ettiği sendikalar içerisine yerleşerek orada askere, polise, neyse işte güvenlik görevlilerine çatışarak, taşlayarak, ondan sonra onlara itiraz ederek, taciz ederek bir işçi bayramı kutlamaları sanmalarından dolayı Taksim Meydanı'nda bugün yine kapalı. İlk kez müsaade edildiğinde sendikalarla da o dönem konuşulmuştu. Onlar da müsaade etmemişti. Müslüm bu vaziyette tevessül etmemişti. Ben hatırlıyorum yani ilk ki yine AK Parti hükümetine tabii, nasip tabii. olmuştu bu Taksim'deki kutlamayı. Orada ben yayın falan da yaptık orada arkadaşlar 24 evet. olarak. Hakikaten çocuğunu alan, bahardan kalan da bir havaydı hakikaten böyle sıcak da bir gündü. Oraya gelmişti falan çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, kızıyla, oğluyla, neyse küçük çocuklarıyla falan. Orada bir hakikaten konserler falan olmuştu. Bayram havasında geçmişti ya. Böyle bir şey yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız orayı siz bravo. Terör alanına ben çevireceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler. Bir de olmuyor. Ben bir tek ona özellikle söylemek istiyorum zaten. Yani yurt dışında olduğun zaman da görüyorsun zaten. Olmazsa da bütün dünyadaki haber ajanslarına bak göreceksin zaten. Şimdi 1 Mayıs'ta Almanya, Bilmem'de yürüyüşü yapılıyor. Bando takımlarıyla festival falan eğlence. Festival havasında olur zaten bu tabii, işler normalde. Festival bir festival. Bayağı bildiğin festival. O gün festival yaşanıyor. Efendim trenlerle kırsal bölgeye gitmişler. Orada bir panayır gibi bir yer açıyorlar. 1 Mayıs kutlaması. Acayip böyle marjinal gruplar ama bizdeki gibi değil. Yani böyle kendini ifade etmek isteyen böyle uçuk kaçık tipler vardır ya. Onlar çıkıp mesela böyle bir gene eğlence türü şeyler falan. Hakikaten bizi bu şekilde çakmışlar. O yüzden yıllarca zaten 1 Mayıs bizde yasaklı. İşte bunlar şeyleri, işçileri falan filan tırnak içerisinde bilinçlendirmek için yapıyorlar bunları. Yani yaşasın, bilinçlendirme nasılsa. Evet yaşasın 1 Mayıs kutlaması mesela bir gün işte en komünist şu anda o kaldı ya hesapta kendilerine göre. Yaşasın 1 Mayıs sürekli bir eylem, bir aksiyon. Yani bu böyle değil ki yani. Bu dünyada tamam başlangıcınla ilgili böyle bir şey olabilir ama 1 Mayıs artık dünyada bir festival, bir karnaval havasında geçen gün ve bütün dünyada aynı şekilde görülüyor. Aynen. Bizde hala bu eski geri kafalı yobazlar hala 1 Mayıs denince abi çıkalım, kıralım, dökelim, sapanla patlatalım falan gibi. O yüzden buyurun size 1 Mayıs yazısı demiş Engin Ardıç. Ha, 1 Mayıs'ı da farklı bir şekilde konuşmuş yani. Tabii. Neyi kutluyorsunuz yoldaşlar? Uğramış olduğunuz korkunç tarihi yenilgiyi mi? Gümbür gümbür çökmenin sarsıntısını mı? Önceki yüzyılda doğmuş, geçen yüzyılda ölmüş olmanızın buruk tadını mı? Sizin 1 Mayıs kutlamanız bugün işçi sınıfının büyük çoğunluğunun hiç mi hiç umurunda değil. Şimdi mesajlar falan da atılıyor bu 1 Mayıs'la ilgili işte Bakırköy'de şurada burada falan. Tamamen bindirilmiş kıtalar olarak görüyor. Evet, çünkü orada hakikaten
Şöyle bir şey başka. Yok. Mesela o bahsetmiş olduğumuz 2010'lu yıllarda izin verilen ve bir festival havasında Taksim'de kutlanır gibi kutlanmış olaydı. Bugün hiç şey anlamında değil, festivale katılmak için bile olsa güneşli bir günde çalışmamanın vermiş olduğu fazla herkes bunu gider. Ki, ondan sonra konserler oluyordu çünkü ondan sonra diğer şeyler. Bunlar çok rahatlıkla yapabilirdi, edebilirdi ama işe terör bulaştığı anda, işe güvenlik güçlerine saldırmak bulaştığı marjinal anda, gruplar, marjinal gruplar olabilir. Girdiği zaman. Evet, aynen öyle. İş bitiyor. İşi bulandırdığı zaman, suyu bulandırdığı zaman iş bitiyor. Engin Ardıç onu söylüyor. Diyor ki, sizin 1 Mayıs kutlamanız bugün işçi sınıfının büyük çoğunluğunun hiç umurunda değil. Bu ilgisizlikle, bu soğuklukla mı övünüyorsunuz? İnsanları yoksullukta eşitlemiş olmanızın utancını mı kutluyorsunuz? Yoksa eşitsizliğin en büyük örneğini yeni bir sömürücü sınıf yaratarak gerçekleştirmiş olmanın rezilliğini mi? Evet, terörü mü kutluyorsunuz? Keyfe keder adam öldürmeyi mi? İşçi sınıfı adına darbe yapıp işçi sınıfını inim inim inletmeyi mi? Yoksa her zaman yaptığınız gibi rakip fraksiyonlara bölünüp birbirinizi bıçaklamayı mı? Kurmuş olduğunuz yalana dayalı çarpık düzen yıkıldı. Emperyalist sermaye o arada elektronik devrimini, iletişim devrimini yaptı. Bugün oturduğunuzda düşündünüz mü? 21. yüzyılda bu yeni şartlarda ne yapabiliriz diye. Hayır. Bütün ufkunuz senede bir günlüğüne polisle hır çıkarıp dayak yemekle sınırlı. Kurtlarınızı döküp rahatlıyorsunuz. Yaptığınız yalnızca yara kaşımak. Kıytırık bir kasabada kıytırık bir belediye reisi kazanmaya sevinir duruma düştünüz. Burada biz arzda bize çakacak şimdi. Bak geliyor. Fenerbahçe takımının beraberliği kurtarınca sevindirik olduğu gibi. Eyvah eyvah. Ah, ah Fenerbahçe ah. İçinizde hala dar sokaklarda barikatlar kurup çakar almaz tüfekle kralın askerlerine ateş etme hayalleri kuranlar var. Kaç tümeniniz, kaç uçağınız, kaç helikopteriniz, kaç tankınız var? Drone demedik, İHA demedik. Oraya aklınız hiç basmaz. Kaç yılında yaşıyorsunuz ve de hangi gezegende yaşıyorsunuz? İntelijansiyaya güvenmeyin. Cihangir sizi çoktan sattı. Bir zamanlar attıklarında mangalda kül bırakmayan eski Marksistler gittiler, İstanbul sermayesine köpek oldular. Kürt devletinin kurulmasına yardımcı olmayı da ilericilik sanıyorlar. Siz de bir Kürt devleti kurulursa Batı'nın sizin orada solculuk etmenize izin vereceğini mi sanıyorsunuz? Atıp tutmanın ötesinde işçiye ne verdiniz, ne verebildiniz? Taksim'de bağırsanız ne yazar, Bakırköy'de tepişseniz ne fark eder demiş Engin Ardıç. Evet, fena gömecekler yalnız Engin Ardıç'ı bu ara. Ya yok, insan hakikaten yani, şunu konuşuyor bütün dünya. Gerçeklerden bahsetmiş. Robot yalnız. Teknolojisi, bak bütün bunların hepsini şey yapmamız lazım. Bizlerin de hani biz de en nihayetinde çalışanlarız. Mesela robot teknolojisi çalışan dünyasını nasıl etkiliyor? Fabrikalarda işçi sayısı bu robot teknolojisinin devreye girmesiyle azalacak, iş bulma sorunları falan. Bütün dünyanın kafa patlattığı meselelerden bir tanesi bu. Elbette 1 Mayıs İşçi bayramı deyip festivaller şunlar bunlar falan şey yapalım ama çalışanlar açısından bir ekstra tatil günü olmasının ötesinde bu tarz sendikaların buna kafa patlatması gerekiyor. Tabii, dijitalleşen dünya, robotlaşan teknoloji, tabii, otomasyon sistemleri işçiye hata, tabii, yapan, tırnak içinde söylüyorum, hata yapan, yapabilen insanın yerine hata yapmayan, öyle söylüyorlar çünkü. Olumladığım için söylemiyorum bunu. Hı-hı. Otomasyon teknolojisine, robot teknolojisine dönmenin insana yönelik maliyeti nedir? Bunlara kafa patlatıp bunlar, tabii, üzerine zaten bir sürü konuşmalar yapıyor. Sendikalar, dünyadaki bu tarz dernekler, vakıflar, gruplar, sendikalar, bizimkiler, evet, polisle hır çıkaralım. Tabii, tabii, Taksim'e bırakmazsanız taş atarız. Yok oraya bilmem, tabii, ara sokaklardan çıkarak ufacık çocukları falan da kullanarak işte molotoflu bilmem neli falan daha önce geçmişteki şeylerdi. Bunu yapıyorsunuz. Boşu boşuna emniyet gücünün de bilmem ne kadarını, tabii, Taksim meydanında konuşlandırma, sabahtan akşama orada emniyeti tesis etmeye boşu boşuna enerji harcatıyorsunuz. Evet. Yazık hakikaten. Çok doğru bir konuya temas ettin tabii. Mevzumuz şu anda bizim gibi. Biz güncel konuları yorumlayıp devam eden bir program şeyimiz var, formatımız var ama öyle aslında derin bir mevzu ki daha önce gene bu bizim 24 TV ekranlarında bu mevzuyla ilgili çok güzel tartışmalar oldu Murat. Ben şahsen takip ettim. Yani burada durup dururken bir kendimizi böyle övmem gibi bir pozisyonda değilim ben ama takip ettiğim bizim hakikaten akşam programlarında derin entelektüel tartışmalar oluyor. Robotlaşma, sanayi devrimleri ve hakikaten insan gücünün
bundan 50 sene sonra nasıl kullanılacağı konusunda bunu konuşalım. Tüm dünya bu dönüşüm ve değişimin nereye varacağından bahsediyor. Bununla ilgili bilim kurgu filmleri oluşuyor. Bununla ilgili sosyolojik analizler var. Bununla ilgili siyaset şekilleniyor. Yani biz işçi, emekçi hakkından bahsediyoruz. Bizimkiler çok geriden, Sultan Palamut devrinden geldikleri için. Ya bizi de mesela yani, ilgilendiren mevzu basitinden bunları, söyleyeyim. Bunları konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Ne konuşacaksın? Adam polise iki tane taş atıp hır çıkartmayı düşünüyor işçi bayramında. Tabii politik bir şey var. Onunla ilgili dün, hesapta aksiyon yapıyor. Dün haberlerinde seyrettim. Daha önce faydası oturarak haber sunan robot spikerin yerine, hava durumu spikerinin yerine şimdi ayağa çıkıp ekran önünde sunum yapan robot spikere geçtiler. Eldebiran. Tamam. Eyvah. Ama bu sadece o değil. Bu vaziyette programları yapanlar da var. Ona göre programlamayı yüklememiş. Yani hiç aynen öyle. Hakikaten. Ama kameraman arkadaşlar. Şimdi burada böyle mi oturuyorlar. Ondan sonra kameraların arkasındalar. Robot teknolojisine dünya çoktan geçti. Dünya çoktan geçti. Haber merkezinde, haber sunumlarında falan. Ama bu aynı zamanda işte bu kameraman arkadaşları, seni, beni, elde bir an ayanı. Allah'tan bizim kameraman normal moderatör kuşaklarını falan. Akıllı kamera çıkacak bir gün olacak. Sen buraya girdiğin anda senle sohbet edecek. Murat sağına geç, sola geç, mikrofon düzelt. Bak hakikaten yamulmuş. Robot kameraman mı diyorsun? Robot kameraman düzeltecek bu işleri. Ve arkasından da kameramanlar da kurtuluş örgütü olurdu. Sendikalar bunlar üzerine bir 50 sene sonra tabii, bunlar tabii. Çünkü şu anda bunlar deneme aşamasında şu bu falan yani, ama bir 50 sene sonra bunlar gündeme geldiğinde dünya bunu konuşuyor. Yani polise iki tane taş atarak oh eski tüfeklerin falan kendini tabii, rahatlatma değil, tabii, eylemi tabii, değil 1 Mayıs. Tabii, yani bunlar üzerinde ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Lazım, hükümeti bu hususta nasıl yönlendirebilirsiniz? Tabii. Neler yapabilirsiniz? Nasıl konu? Bunlarla şey yapmak lazım ama yok. Ya. Bunlar dediğim gibi iki tane taş atalım, polise hır çıkartalım. Evet. Ondan sonra o neydi o 69 kuşağı falan filan deyip o hır çıkartan gençleri seyrettikçe siz bir oh çekin falan filan barlarda ondan sonra kafelerde falan kendinizi evet, rahatlatın. Maalesef derdiniz yani, davanız bu. Başka bir şey bir değil. Bu şekilde bugün olması hasebiyle gündeme getirmemiz iyi oldu. Bunları da söyledik. Bak bunu hatırlattık. Dediğim gibi o programlarda çok güzel şeyler tartışıldı. Sanayi devriminin sonucu ve dediğim gibi bundan 30, 40, 50 o çok da belli değil ama öngörü değil, tahmin değil bizim söylediğimiz. Çünkü gidişat o yönde. Almanya'daki son ekonomik krizin sebeplenen bir tanesi şuydu. Her şey otomasyona bağlandığı için artık insan gücü en son kertede, son bantta bir şey paketin içerisine koyan insan görmüyorsun. Çıkan mamul en son paletin üzerinde çıkıyor. Hatta paletin üzerinden çıktıktan sonra otomatik olarak tıra yükleniyor. Oradaki 150 tane işçiyi alttan kaldırıyorsun. Şimdi bu şimdiki halden bahsediyorum. Ben bunların müthiş böyle depolama sistemlerini gördüm de şaşırmıştım yıllar önce. Ki bu çok hızlı ilerliyor. Dediğin çok doğru aslında. Biz bunlara kafa yormamız gerekirken ülkenin geleceğiyle ilgili bunlarla ilgili ne yapılabilir? İnsan gücünün kullanılması, sanayi devrimi sonucu ne olacak? Şimdi siz emekçi işi diye bağırıyorsunuz hani ama dediğin gibi yani şimdi düşünebiliyor musun? Bak örnek uç bir örnek vereyim. Biz uçak projemiz var. Bir jet fighter yani savaş uçağı projemiz var. İnanabiliyor musun? Bizim projemizin başlangıç noktası insansız uçak. Çünkü önümüzdeki 30 yıl içerisinde tüm dünya insan düşün pilota bile ihtiyacın yok. Yani bir pilotun 10 bin saat eğitimine ihtiyacın yok. Doğru. Bırak kalifiyesiz bir işçi, bir mamülü pakete koyup paketi bantlayan bir adamı. O kadar çok milyonlarca dolar para harcayıp yetiştirmen gereken gereken kişiyi bile ortadan kaldırıp şu kadar bir çipi koyuyorsun onun yerine. Joystick'te falan filan evet, idare ediyorsun. Deminkiyle bana söylediği şeyin esprisini yapıp konuyu bitireyim. Şey dedin ya, bana bak işte bak kameraman otomatik dedin. Konukları da yaparlar dedim. Valla o olmaz. Kendi açımdan söylüyorum neden? Millet karşı çıkar. Bir tanesini ne başa çıkamıyorlar. Benim gibi birkaç tane düşünsene. Türkiye başta bela. Onu ayarlarlar. Onu ayar verebiliyor. Ayar tutuyor çünkü. Düşün benden klonda kopyalar. Peki. Türkiye ayva yemiş zaten. Frederike Gerding denen bir kadın gazeteci vardı. Hollandalıydı zannedersen bu. Yani son soyadını tahmin etmişsin. Evet, ben de öyle Hollandalıydı. Ben de öyle hatırlıyorum. Fakat esas nereden hatırlıyoruz? Diyarbakır'da yakalanıp sınır dışı edilmişti. Evet. Belli başlı faaliyetleri nedeniyle bir tweet atmış. Damardan. CHP'ye Ekrem İmamoğlu'na soruyor. Tabii ki biz hani bu tweetini alarak başka bir şey söylemeye çalışıyoruz tabii. Ama iyi soru sormuş. Size oy veren Kürtlere kendilerini nasıl hissettirmiş oluyorsunuz bu şekilde Ekrem Bey demiş. Hikaye de şu. Şimdi bir dönem hatırlıyor musun? Yani AK Parti'ye muhalif olduğunu gösterebilmek. Evet. Ondan sonra Atatürkçülükten nemalanmak isteyen birçok tip isminin önüne TC ifadelerini falan koymuştu bir dönem.
Sonradan da çok pişman olanlar çıktı. Çünkü Facebook bunu 2 yılda bir ancak değiştirmene müsaade ediyor. Öyle anlık değiştirip sonra tekrar bu tarafa yatarım tadında olan tatlı su Atatürkçüleri. Tamam mı? Evet. Sonra da değiştirememişlerdi isimlerini. Bayağı bir o dönemde sıkıntı olmuştu. Fakat buradaki mevzu size oy veren Kürtlere kendilerini nasıl hissettirmiş oluyorsun? Kürtlerin bu ifadeyle ilgili bir sorunu yok. Evet. Tabii Frederike Gerding uzaktan salladığı için o Kürtlerle PKK'yı, Kürtlerle HDP'yi ya da HDP'yi Kürtlerin çatı partisi olarak peşinen kabul edip o zihniyette olduğu için bu soruyu soruyor. Soru şu olmalıydı. Size oy veren HDP'lileri, size çünkü Cihangir tatlısı solcuları da HDP'liydi biliyorsun. Tabii. PKK aynı şekilde. Tabii. Mesela Kürtler tabiri çok doğru bir tabir değil mi? Öyle düzelteyim. Size oy veren PKK'lılara, HDP'lilere kendilerini nasıl hissettirmiş oluyorsunuz? Bu şekilde Ekrem Bey TC ibaresi koyarak diye. Şimdi bizim TC ibaresini koymak, önüne eklemek, çıkartmak, şununla bununla ilgili bir sorunumuz yok. Tamam. Yani en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak bu topraklar, bu vatan üzerinde yaşayan insanlarız. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Olması ya da olmaması bu anlamda bizim, kendi adıma söylüyorum ya da bununla ilgili bir sorun görmeyenler adına söylüyorum, bir şey fark ettirmiyor bize. Biz yine bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti toprakları, sınırları içerisinde yaşıyoruz. Devletimize, milletimize bağlıyız. Bu vaziyette yaşam sürdürüyoruz. Ama soru esas şurada. Bu kadar iş tuttuğunuz, beraber yürüdüğünüz, TC'ye karşı olduğunu söyleyen ve hatta il başkanınız, ben MK'ya da karşıyım, Mustafa Kemal'e de karşıyım, asker masker değilim cümlesini söylediği bir noktada, beraber iş tuttuğunuz, size seçim kazandırdığını ve bundan dolayı bir diyet borcunuz olduğunu habire hatırlatan HDP'ye ne diyeceksiniz mesela? Evet. Esas soru bu. Tabii. Yani öyle popülizm yaparak, PR faaliyetleriyle, PR Ekrem İmamoğlu olarak bu işleri çözemiyorsunuz. Yani listeye belediye meclis üyesi olarak koyduğunuz o HDP'lilere, o PKK'dan talimat, emir aldığı söylenen kişilere ne diyeceksiniz? Bu adamlar nereden çıktı? Ekrem Bey bu TCMC derse nasıl cevap vereceksiniz? Önemli olan o. İşte biz zaten bizim itiraz noktamız direkt buydu zaten bence. Yani burada hatırlatmış da TC'yi koydu. Altta tabii mutluluğundan bahsediyorum. İşte bu da vizyon meselesi. Yani İmamoğlu'na göre bence yani onca herhalde şey yapmak, belediyenin üzerindeki o yazın üzerine bir T ve C harflerini koymak belki önemli bir misyon. Burada bir şey görüyorsun. Efendim ulusalcı, işte Kemalist, aydınlanmacı, o yüzden TC'mizden vazgeçmeyiz. Çünkü bugün baktığımızda neredeyse bu kafadaki insanların bu tür jargonlarla, böyle sloganlarla mutlu olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kendi zaten yazmış kendisi İmamoğlu. Bunu görünce mutlu oluyorum diye. Mutlu oluyorsun. Hani şey Sinan Çetin filmi gibi. Mutlu ol, bu emirdir. Mutlu ol, problem değil. Ve aslında orada damardaki o soru da enteresan bir soru yani. O da şu. Yani sen şimdi PKK'lılardan oy istiyorsun. Bileceksin ki HDP'lilerden aldığın oylarla seçilmişsin İstanbul'a. Bunları söyledikten sonra işte hakikaten de sormakta insan şey yapıyor yani, sormadan da geçemiyor. Doğru bir soru. Çünkü hatırlarsın HDP PKK'lıların yaptığı şey şu. Mesela konuşurken Kandil'de konuşurken öyle konuşur. Bu TC'nin yapmış olduğu saldırılardan dolayı TC'nin bilmem ne diye cümleye başlarlar. Hı hı. Dediğim gibi TC'de sorun olma meselesi diye bir şey yok. Yani o da şu, bana sorarsan yani TC hani buradaki böyle bazı eski faşizan sotikonu refleksleriyle Türkiye'de bazı şeyler kullanılmaya devam edilmiş. O yüzden ben o TC o açıdan çok şey görmüyorum. Ha bir tabii başka bir sosyolojik durum da var. Yani sana karşı olanlar da, yani bana çoğunlukla karşı olmanın da ötesinde çok sert bir şekilde, en azından kendi adıma söylüyorum, muhalefet edenler sürekli işte küfür etmeden önce, sövmeden önce başta bir TC'yi koyarak yaptığı için de böyle bir ayrışmamız var. Yani bu anlıyorsun çünkü TC yazıyor. Tamam diyorum, takibi almış. Hemen ben bunu engelleyeyim diyorum. Fakat o TC hakikaten de haklı çıkıyorum. Çünkü onlar sürekli küfreden tipler. TC çok modaydı bir ara 2013'ten sonra. TC çapulcu mesela. Gezici takımıydı bu. Hasılı kelam şimdi burada doğru bir soru var aslında yani. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi belediye meclisin şu anda tabii ki İstanbul için
konuştuğumuz için onu kesinlikle şuraya koymamız gerekiyor. İstanbul'da zaten henüz seçim resmi sonuçta açıklanamadığı için, çünkü itiraz süreci devam ediyor. Dün de burada çok iddialı bir şey söyledin. Yenilenme ihtimali yüksek diye bir şey ifade ettin sen. Ben de yenileneceğini tahmin ediyorum. Ama neticede yani İmamoğlu oraya ilk gelip de en büyük vizyon gösterisi olarak, yani işte bütün Türk İstanbul'u 16 milyonu kucaklayacağım diyen İmamoğlu'nun ilk hareketi işte bu. Bir, antikot, musakka, iki, gene ikinci PR çalışması, üç, sürekli böyle dediğim gibi reklamını yapan iyi çocuğum rollerini oynamaya devam etmesi. O oynasın, kendi kendine oynasın, problem değil. Ama bu da artık çok şey bir yere gelmeye başladı. Yani belki de İmamoğlu'yla ilgili bir takım eleştirilerin çok ağır bir şekilde oy verenlerin de aynı şekilde, ya İmamoğlu'na bir oy verdik ama bu işin sonu ne çıkacak çok merak ediyorum diyen yeni bir kesim de var bu işte. Ama bunu tabii ki belediye meclis üyesi olarak CHP'nin İstanbul'u kazandırtırım ama oraya benim elemanlarımı da sokmak kaydıyla diye, bileceksin ki diye itiraz eden HDP'nin elemanları ne diyecek şimdi? Burada oturacaksın, içeri girmişsin, bayağı bildiğin düz HDP, PKK'lı tipler, yukarıda TC yazıyor. Şimdi bu bir çatlak patlak, üç benzemez, beş benzemez, nereye doğru gider diye çok tartıştık şeyden önce. Ama bunun gidişat noktası da burası gibi görünüyor. Yani şeyden çok fazla bir şey ümit etmiyorum. Dirsek teması yapan Saadet'ten. Çünkü dirsek teması dediği için bilmiyoruz nasıl bir ortak, dirsek teması ortaklığı. O bir şey olmaz ondan. Yani ama İyi Parti'nin durumu zaten kendi içinde çok sıkıntılı. İyi Parti misyonuyla, her ne misyonsa bilemiyoruz, CHP'nin de böyle alacalı bulacalı, biraz ultra ulusalcı, ultra kemalist ama aynı zamanda kandilci. Aynı zamanda HDP ve PKK'nın da çok dışlanmaması gerektiğini, hatta bırak dışlanmamayı, gerektiğinde Kandil'le de işbirliği yapabilmemiz gerekiyor. Yapmamız da gerekiyor. Çünkü bir bedel ödememiz gerekiyor. Yani aradaki büyük bu jestleşmenin bir şeyi var, bir altyapısı var. Bunu tatmamamız gerekiyor diyen, gerçi bunu direkt söylemiyor fakat böyle devam eden bir ortaklık var. Bir şey fark ettim, sadece öyle bitireyim. Kılıçdaroğlu'nun son günlerde özel bir çaba sarf ettiğini görmeye başladım. CHP içerisinde de bir takım çatlak patlakların da olacağını, yani bu CHP'nin beraber iyi salladıktan, Şükür Pilavı'ndan en sonunda artık direkt Kandil atamalarına geldiği noktada CHP'nin içerisindeki rahatsızlığın da çok üst seviyede olacağını düşünüyorum. Yani bu yeni bir şey değildi zaten ama özellikle Kılıçdaroğlu bu son günlerde dünkü yaptığı açıklamayla falan bir tweet attı falan, böyle PKK falan terör örgütüdür falan dedi. Çok zor duyduğumuz şeyler bunlar. Bunun da hesabını verecekler şimdi. Şimdi YPG, PYD, PKK terör örgütüdür ve alçakça saldırıyor. Şimdi daha önce, çünkü biliyorsun YPG terör örgütü değildir diyenden Kandil'den gelen adamları atayacak duruma gelmişsin. Şimdi burada da durum sakat, sakıncalı bir durum var. Göstereceğiz herhalde şeyleri, videoları da. Videoları göstereceğiz, göstermesini, evet. Ama şimdi bizim dijital yayınlardan sorumlu genel yayın yönetmenimiz var, Abdülkadir Özkan. Evet. Şu taraftan gel Abdülkadir, kameralar önü şu an. Sana bir hediyesi varmış Hikmet. Aa. Evet, getirdi. Ah. Ay Allah, bana mı bu? Abi niye ördek yavrusu? Ben sana izah edeceğim şimdi. Ay abi. Ya bir ay, en azından bir farkındalık olsun diye. Ay maşallah, çok şirin bu ne? Koy da şuraya, bir en azından görsün. Aşağı atlaması herhalde değil mi? Aşağı atlaması önemli değil. Bunun bir tek yemek yedi mi sabahleyin ne zaman tuvalete onu bilmiyoruz. Ama şimdi ay şöyle, maşallah şöyle göstereyim. Gösterecek. Şöyle bir şey var. Biraz farkındalık. Bu ne? Oluşturabilmek adına ay böyle bir şey tatlı yapıyoruz. Bugün gazetelerde var, dün de ay vardı baya. Bu özellikle bir tane köpeğe yönelik pompalı tüfekle saldırıp öldürmüşler. Ay, 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 bir sürü ay. Böyle bir hayvana şiddet yönüyle, evet, ilgili bir sürü şeyler var. Ay, haberler, olaylar oluyor. Ay, biraz oraya şey yapmış olalım, ay, gönderme yapmış olalım diye. Bizim dijital platformlarımızın yayın yönetmeni Abdülkadir Özkan. Böyle bir naiflik düşünmüş açıkçası. Çok da güzel olmuş. Abi çok gagalıyor bu, CHP'li olmasın. Ya acayip gagalatıyor bana ya. Karnı aç herhalde. Abdülkadir, bunlara yemek falan verdiniz mi? Yem verdiniz mi hayvana? Abdülkadir bunu şey mi? Kılıçdaroğlu mu gönderdi? Ne yaptı? Bana saldırıyor. Ya bu vesile hakikaten. Ah canım, şaka yapıyoruz tabii. Güzelim benim. Ne oldu? Yani işte masum hayvan şey. Ha, masum hayvanlarından bir tanesi. Güzelliğe bak. Ay, yaz ben... o kadar avuçladın ki yani. Eller, pençeler maşallah o kadar iyi ki hayvanı görmüyoruz. Bir müsaade et de ördeği görelim. Şöyle yapayım ha.
Bak, bak. Fakat çok tatlı maşallah. Değil mi? İnanılmaz bir şey ya. Abdülkadir ne sürpriz yaptı ya. Fakat biliyor musun dünya... Yalnız gazetede gagalamaya başladım. Cumhuriyet'te sözcüğü gagalayacak. Ben dur Cumhuriyet'e değil mi? Bir tuvaleti falan gelmişse. Şöyle tuvalete şaka yapıyoruz. Hayır yani şey diyoruz hani. Bak ısıtların üzerinde geziyor şu anda. Yani maşallah. Yani bugün dün ve bugün gazetelerde abi vardı. İzleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Abi duckling. Ay çok güzel bu, ama ya. Yani bu kadar güzel yaratıklara ya, şey. Ne olur bu, şiddet uygulamayın. Bak ya. Yani ördek bizim stüdyomuzda şu anda. Köpek getirecek halimiz yoktu. Kedi de bulamadı herhalde Abdülkadir. Ördekle yetinmek zorunda kaldı abi, ama. Çok şirin ama ya. Yani bunlara lütfen şiddet uygulamayın. Pompon tüfekle vuranı mı dersiniz? Boynuna ip bağlayıp gezdirini mi dersiniz? Şey kediye tekme atan manyak psikopatları mı dersiniz? Bu işte. Ya bu hayvana dünya, şiddet uygulayarak abi, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Maşallah sana. Şu kanatları var. Dünyanın en güzel yavrularından bir tanesidir biliyorsun. Ben çok severim. Ben küçükken de böyle bir ördek yavrularına tanışma fırsatım oldu böyle köyde. Civciv de öyledir. Ördek yavrusu da çok tatlı bir şey. Bak suratın şu şaşkınlığa bak. Bak şu anda tam harekete geçiyor. Gömleğini yemeye çalışıyor. Vallahi bu 1 Mayıs eylemi yapıyor. Şu anda daldı gidiyor. Canım benim ya. Peki. Bir daha tamam. Bu Abdül sana da çok tatlı yalnız ya. İşin güzelliğe bak ya. Dur kalemin arkasına bak. Kameraman amca. Bak şöyle bir de şöyle göster. Verelim istersen. Bir de böyle fotoğraf şöyle son şöyle fotoğrafımız. Civciv. Artık evine tamam. Gitsin. Peki yaptık. Abi çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Ya ne güzel sürpriziydi ya. Çok da güzel bir şey maşallah ya. Yani işte şiddet uyguladığınız hayvanlar bunlar. Daha doğrusu etrafınızdaki tipler. Hay Allah. Bu görmüş olduğunuz masumlara şiddet uyguluyorlar. Bu vesileyle bir kere daha şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ifade edelim ama özellikle bu hayvanlara karşı yapılan yani şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyelim. Evet. Şimdi bu Frederike Gerding'den başladık TC meselesine. Ben o ara bütün bunları organize ediyorlar. Bir tarafta da gözüm orada Hikmet'ciğim. Sana da çok şey yapamadım kusura bakma. Biraz da benim için sürpriz oldu. Fakat şeyi şu, bu TC ibaresinden rahatsız olanlara hesaplarını versinler. Çünkü beraber yola çıktılar. Diyet borcu onlara karşı, bize karşı değil. Dediğim gibi bizim TC ibaresine şuna buna karşı olmamız söz konusu değil. Bak bu kafayla bir soru sormak istiyorum. Ben sana sorayım o soruyu. Bunlara soramayacağım için sana sormuş olayım. Bu TC'ye bozmuş olan tipler yarın bir gün kazara iktidara gelirse mesela bizim biliyorsun değil mi? Yani sadece iki tane bakanlığın önünde milli ibaresi var. Sadece iki bakanlıkta. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Başka üzerinde önünde milli olan ifade yok. Şimdi bunların kafasına göre geri kalan bütün bakanlıklar falan gayrimilli. Niye? Çünkü önünde milli ibaresi yok. Mesela Milli Dışişleri Bakanlığı olmalı. Gelirlerse öyle yaparlar bunlar. Milli işte Spor Bakanlığı. Gelirlerse öyle yaparlar. Milli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. İşte Milli Çalışma Bakanlığı. Milli bilmem ne Bakanlığı falan. Ya, bunlar... ya kafa bak şey çok önemliydi. Dün özellikle altını çizerek söyledik. PR faaliyeti, PR işleri falan önemlidir. Niye? Çünkü public relations dediğin halkla ilişkiler, ondan sonra bununla ilgili yapılan çalışmalar önemlidir. Ama PR'ın hakikaten işe yaramasının tek bir gerekçesi, tek bir şeyi vardır. Yani uzun vade işine yarayacaksa, yoksa anlık saman alevi gibi Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi olursun. Bunun işe yaramasının tek bir koşulu vardır. O da bir şey üreteceksin. Evet. Yani mesela 3. köprü yaptıracaksın. Mesela Marmara'yı yaptıracaksın. Evet. Ya da işte hafif metroyu yaptıracaksın. Atıyorum yeraltı batan tünelini yaptıracaksın. Ya, şunu şey yapacaksın, yani. Bunu yapacaksın ki var olan bir şeyi halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanabilirsin. Ya daha dün bir bugün iki, üç ay önce başladınız bu halkla ilişkiler faaliyetlerine. Sen çok iyi tespit ettin. Ondan sonra yayında da dile getirdin. 30 metre öteden 50 metre öteden teyze geliyor. Bir teyzeyi ondan sonra böyle şey hareketleriyle böyle çok rolling money falan şeylerle böyle alta müzik döşemişler özel kamera hareketleriyle falan 50 metre öteden teyze bakıyor orada bir tane Ekrem İmamoğlu var benim onun yanına gitmem diyor. Ne hikmetse kamerada arkasından yanından sağından sonundan önünden Matrix hareketleriyle dönerek teyzeyi ta Ekrem İmamoğlu'nun yanına kadar geçiyor. O ara kalabalıklar yarılıyor falan filan teyze yürüyor ilerliyor Neo gibi şeyde Matrix'teki. O evladım sen Ekrem İmamoğlu musun falan ah yavrum falan deyip.
sarılıyorsun. Bir de teyze ya, iyi ama oynayamamış yani. Ya tam böyle aa falan ya, diyor. Söylemişler teyze oynamış yani şey diye. Değil. Ama biliyor yani yeri orada. Bu kurguyu çok kötü bir dediğim kurgu gibi yani. Bir yaparsın iki yaparsın geçer ama böyle önüne TC ibaresi koyacağız. Arkasına bilmem şunu yapacağız bunu yapacağız dediğinizde öncelikli olarak ortağınız HDP'ye ve onun ipleri evet. elinde tutan PKK'ya verin. Önce ona bir öz eleştiri yapın. Yarın bir gün çağırırlar öz eleştiri yaptırırlar tebrik size. Tebrik ediyorum işte ama bu kafa hiçbir şey üretmeden sadece PR faaliyetleriyle bir şey yapabileceğini zanneden bu kafa kazara iktidara gelirse önümüzde Milli Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İçişleri Bakanlığımızın, Milli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Milli bilmem ne Spor Bakanlığımızın falan milli olacağını da sorumlu bilmem ne Milli Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu yani? Bakanlık diye yapacaklarınızdan kurşunuz kalmasın. Çünkü icraatı olmayan, olamayacak olan kişinin yapacağı tek iş popülizmdir. Önüne TC koyar, önüne milli koyar, önüne bilmem ne koyar. AK Parti'den farkı nedir diye şu geliyor bizim izleyicilerimiz sadece hani AK Parti kitlesi değil. Hakikaten oha, tabii, CHP tabii. Kitlesinden o, ya da AK Partisi'ni kendisini AK Parti'nin karşısında konumlayan kitleden de yoğun bir izleyici kitlemiz var. Yazıyorlar sağ olsunlar medeni cesaretleri var ve medeni insanlar çünkü yazdıklarından eleştirilerinden onları ben görüyorum. Ya, küfredenleri falan zaten otomatikman cevap bile vermeyip şey yapıyorum o anlar ayrı ama insan muamelesi yapmıyoruz onlara. Söylediklerimizin karşısında argüman geliştirip medeni bir tartışma ortamında soru soran ve aykırı sorular soran izleyicilerimiz de var. Kendisini de AK Parti'nin karşısında konumlandırmış. Çok seviniyorum hakikaten bu vaziyette konuştuğumuza, görüştüğümüze, mesajlarına cevap veriyorum. Konular tekrar cevap atıyorlar. Böyle karşılıklı medeni tartışma yapıyoruz. Şart değil beni ikna etmeleri ya da benim onu ikna etmeleri, etmem. Ama konuşabiliyoruz bunları. Fikir çok iyi bir şey. Aynen öyle. Ortaya çıkabiliyoruz. Aynen öyle. Hiç sorun değil. Şimdi bu kesimi ancak ve ancak bunların haricindeki kesimi ancak ve ancak böyle popülizmle, PR faaliyetleriyle falan kurtarabileceğini zanneden bir CHP var. Bizim için hiç sorun değil. Bak bir kere daha söylüyorum. İstanbul'a TC ibaresi koysun koymasın falan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı Türkiye yani. Cumhuriyeti Merkez Bankası yapsınlar. Kazara iktidara gelirse o bile yeter ama önemli olan partnerleri beraber yola çıktığı, beraber iş tuttuğu HDP ve onu iplerini elinde bulunduran PKK'ya nasıl bir öz eleştiri yapacaklar? Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bunların önce bir hesabını düşünsün. Ondan sonra gelsin konuşuruz. Kesinlikle doğru çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bak bu enteresan bir süreç. Demin biraz ifade ettim. Benzer de teyit etmiş oldum. Şimdi burada geldik. Daha belki de seçimden hemen iki gün sonra bunu aynı şekilde biz kendi aramızda da konuştuk. Hatta ekranda da dile getirdik. O da neydi? Hadi bakalım gel. Şimdi beraber sallıyorsun değil mi? Biliyorsun ki HDP ve Kandil desteğiyle sen oradasın diye söylüyor. Ki bu da doğru değil aslında. Bir bakıma doğru değil. Çünkü HDP ve Kandil'in destek verdiği doğru da oradaki o kadın ayrımına dikkat etmemiz lazım. Yani Kürtleri Kürtler deyip de bunun içerisine koymamak lazım. Bak iddia ediyorum gene Kürtlerin kayır eksiyeti çok büyük bir çoğunluğu kat ve kat çoğunluğu HDP'den ve PKK'dan bağımsız gene AK Parti ve diğer partilere oy veriyor. Böyle bir kimse kimsenin o şeyine hiçbir etnik kökene bilmem şu partinin adamı falan filan diye kimse ipotek koyamaz koyamıyor da zaten. Bu bir vaka. Ama sen bana diyorsan ki doğudaki Kürtler HDP ne yaptı? Vallahi sonuç ortada. 4.33'le 92'ye geri döndü. Bunu unutmamız lazım. Yani Kürtler cezayı bileti kesti. Ben söyleyeyim yani kime kesti? HDP'ye de kesti, Kandil'e de kesti. Devletin sıcak yüzünü gören, oradaki çukurlardaki o çukur alçak eylemlere duçar olan, sırtını yastığını alıp da büyük toprağını, evini terk etmek zorunda kalan bütün oradaki vatandaşlarımız Kürtler. Ya soru şu. Hakimiyeti olsa olsun. Aynen. Onu gördüğü için de cezayı kesti. Aynen öyle. Soru soru. Sezai de şimdi konuşuyor bilsinler diye. Batı'da soru şu. O Frederica Gergen'i sormak yani. Lazım. HDP denilen PKK'nın yani iplerini PKK terör örgütünün tuttuğu bir parti kendisini Kürtlerin partisi olarak ifade ederken Kürtler şey adına bu zamana kadar ne yapmış ona bakmak lazım. Bakın HDP, CHP, İYİ Parti şu bu falan filan. İYİ Parti belki biraz dışında tutuyor çünkü onun amacı başkaydı ama HDP ile CHP'nin ortaklığının temel argümanı sol şemsiye adı sol şemsiyenin mesela altında buluşmak. Çok komik bir. Ya ayrı bir dava. Şimdi ben mesela solcular molcular falan bakıyorum. CHP de solcu değil. Bu mu lan solcu Ötekiler falan de diyorlar. Solcu değil. Tamam, Amerikan aynen. destekli. Ama burası da faşizan stratejik hocu. Ama şöyle bir şey var.
adını koydukları, en azından tabii, kendi adını koydukları mevzu bir sol şemsiye. Kağıtta o yazıyor. Kağıtta o yazıyor, aynen yani. Öyle. Dolayısıyla HDP'nin Kürtleri temsil etmekmiş. Kürtlerle ilgili de bir şey yok, olmadı, olamayacaktı bu zamana kadar. Niye? Bunu niye söylüyorum? Söyle. Doğu Güneydoğu'da elde ettikleri belediyelerde orada yaşayan Kürt halkına yapmış oldukları muamele ortada. Tam senin söylediğin noktaya geliyor. 92'lere geliyor 4 nokta. Niye? 4.30 Çünkü ya. yönettiğin belediyelerde ne orada yaşayan Kürt halkına temizlik hizmeti verdin, ne altyapı hizmeti verdin, ne üst yapı hizmeti verdin, ne onları rahat ettirecek işlemlere imza attın. Varsa yoksa iş makinalarıyla, yollara, mayın bomba döşetmeyi sağlamak, elde ettiğin haraçlarla, gelirlerle, ihalelerle PKK'ya Kandil'e para taşımak. Başka bir şey yapmadın. Kesinlikle bu. Doğu Güneydoğu'daki Kürt halkı HDP'de bunu gördü. Batı'da kendisini HDP şemsiyesi altına gizleyen ve birçoğu PKK'nın elemanı olan, sadece PKK değil, DHKPC'nin şunu bunun elemanı olan tipler de, marjinal gruplarda kendini HDP şemsiyesi altında gizleyip CHP ile, CHP'de kendini belli başlı kimliklerle gizleyen gruplarla birleşerek Erdoğan karşıttığında ve özellikle Türkiye karşıttığında bir ittifaka imza attılar. Bunun siyasi partiyle, siyasi görüşlerin birleşmesiyle uzaktan, yakından alakası yok. Elbette bu niyette olan insanlar da var. Belki de çok kayra hissediyordu ama ben bundan bahsetmiyorum. Evet. Abi bunun çok başka bir şey var. Bunun hiç kimse itiraz edemez. Benim şu an söyleyeceğime hiçbir kesim itiraz edemez. Ben çok da iddialı da çok da düz bir şey söyleyeceğim. O da şu. HDP falan kendini falan böyle Kürt siyasi hareketi falan filan gibi göstermeye çalışıyor. Değil mi? Ve ben burada hatta Kürt kardeşlerimiz de Kürtleri de onlara ederek söylüyorum. Eğer Kürtler HDP'ye oy vermiş olsa gerçekten HDP'nin o oranı %20'lerin üzerinde olur. Öyle olmalıydı. Hiç kimse inkar etmesi. Bak burada açık açık konuşuyoruz. Ben asla etnik milliyetçilik meselesinde, mikro bilmem ne meselesinde çok duruşumu herkes bilir. Ama nüfus budur yani. Babası Kürt, annesi Türk, babası Çerkez, işte orası Kürt olan. Bunları söylemeye hepsini koyduğun zaman üzerine. Yani koyduğun üzerine. Onun çok daha yukarıda olması lazım. Yani o yüzden bu kimse kimseyi kandırmasın burada. Kimse de sahiplenmesin. Bence olayı gören ve aslında da gerçek yüzleri deşifre olmuş insanlara cezayı kesen bölgedeki Kürtlerdir. Cezayı da kesmişlerdir. İşte bak Muş'undan tut aynen. Ağrısına kadar oyların düştüğü yere bakıyoruz. Kandırabileceği ve çok az bir miktar 4.3'lük bir Kürt vardır. Batı'dakiler görmemişlerdir bunları belki bir kısmı. Görmedikleri için de doğudaki yaşananları hissetmedikleri için de buradaki bir takım manipülasyonlarla belki bir takım başka siyasi beklentilerle daha iyi organize olup burada biraz vermiş olabilirler. Şimdi bunu görmek lazım. Birazdan Melih Altınok'un pardon Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmayan belediye mi var yazısını okuyacağım ama öncelikli olarak şu Ekrem İmamoğlu'nun tweetini bir paylaşmak istiyorum. TC ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz. Vallahi yani ortak olduğunuz HDP'ye söyleyeyim bunu. Yani onlar acaba istiyorlar mı, tabii, istemiyorlar mı? Mecliste oyla. Aynen. Kandil'den sana verilen listeye de bunları lütfen yap. Hadi bakalım ondan sonra biz de burada cücüğünü seyredelim. Yani sadece TC ibaresini seviyorsunuz. Bu ona şüphe yok ama onun iç altını dolduran mevzularla ilginiz olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi bunu da nereden anlıyoruz? Ortağınıza bakarak anlıyoruz. Şimdi pardon Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmayan belediye mi var yazısıyla Melih Altınok işte bu TC ibaresini seven Ekrem İmamoğlu'na da cevap vermiş aslında bakarsan bir anlamda. Birazdan konuşacağız ama Gezgahan öyle yapmış Melih. Dünya Venezuela'daki darbe girişimine odaklanmış durumda. Geçici devlet başkanlığı mazbatasını Amerika'dan alan muhalefet liderlerinden Juan Guaido sokakta. Dün hep beraber 3 yıldır ev hapsinde tutulan eski belediye başkanı Leopoldo López serbest bıraktılar. Amerika'nın yürüttüğü darbe sürecinin asıl lideri olan karizmatik eski belediye başkanı López, Caracas Belediyesi'ni alınca kendisine daha büyüğü, tüm Venezuela'nın yönetimi vaat edilen bir muhteris. Ne ilginç. 2014 yılında 44 kişinin hayatını kaybettiği çokak çağrısı fitilini ateşleyerek Amerika'nın tekliflerine ikna olduğunu açıkça göstermişti. Çok ilginç, sokağa çıkma çağrısı yapmış, 44 kişinin ölümüne neden olmuş. Caracas Belediye Başkanı, eski belediye başkanı. Çok ilginç. Demokrasi tarihine rezalet olarak kaydedilecek anlar doğanlar diyor Melih. Bu girizgah, bilmiyorum size bir şeyler hatırlattı mı?
Devam ediyoruz. Bizlerin gündemi ise 31 Mart seçimlerinin ardından işbaşı yapan kimi belediye başkanlarının ilk icraatları. Dünün konusu CHP'li belediyelerin başlattığı tabelalara Türkiye Cumhuriyeti yani TC ibaresi eklenmesi kampanyasıydı. Uygulama hakkındaki görüşleri sorulunca TC'yi çok seviyorum yanıtını veren Ekrem İmamoğlu da tartışmaya dahil oldu. CHP'nin tabela kampanyasını izleyen vatandaşlar olarak ister istemez ya ülkede başka bir devlete bağlı gibi çalışan belediyeler mi var diye soruyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Amerika destekli bölücü unsurlara kök söktüren AK Parti iktidarıyla ya da MHP ile milliyetçilik yarıştıracak halleri olmadığına göre o halde kime sesleniyor olabilirler bu CHP'liler diye soruyor Melih. Sanırım aynı şeyi düşünüyoruz. Olsa olsa hedeflerinde TC'ye savaş açtıklarını açıklayan PKK'nın siyasi kanadı HDP belediyeleri falan olabilir. Zira biliyorsunuz PKK'nın terör eylemlerine kapısında resmi hizmete mahsustur yazılı araçlarıyla destek veren pek çok HDP'li belediyeye kayyum atanmıştı. Sırtını siyaset yaptıkları ülkenin devletine değil dışarıya YPG'ye PKK'ya dayadıklarını açıkça söyleyen HDP'li belediyelerin tabelaları da malumunuz diye hatırlatıyor Melih Altınok. Haklısınız, ne kadar iyi niyetli olursak olalım bu sicilini inkar etmeyen HDP'nin CHP listelerinden belediye yönetimlerine girdiği gerçeğini unutturmuyor. Çünkü bu durumda TC'nin meşruiyetini tanımadığını ifade edenlerin en yoğun olduğu yönetimler yine TC tabelası asılan belediyelerde etkin olacak. Niye? Çünkü CHP ile beraber girdiler zaten. Eline sağlık. Gel de işin içinden çık şimdi diye Melih soruyor. Tacizle suçlanan futbolcu Atatürkçüyüm diye savunma yapıyor. Eşini döven spiker mahkemede Atatürkçüyüm diyor. Ya, takımı maalesef yönetemeyen kulüp başkanı stadyumuna, yine buradan yine Fenerbahçe'ye girmiş ama neyse, Atatürk ismini koyarak eleştirilerden kurtulmaya çalışıyor. Keşke 31 Mart seçimlerinde bir dalga yakalayan CHP bu kez rahmetli Çetin Altan'ın Türkiye Türk propagandası diye tarif ettiği düzlemi aşabilseydi. Türkiye'nin ortak değerlerini ve tartışılmayan ilkelerini halkı ayrıştırmak için araçsallaştırmasalardı. Aldıkları sorumluluğu yerine getirmek için popülizme sapmak yerine birazcık kafa patlatsalardı, bizleri şaşırtsalardı. Demek size, ellerinden gelen bu demiş. Bu arada söyleyeyim, bak burada Melih Altınok da, tabii Melih Altınok da bu tür yazılarda böyle mevzuya derin girdiği zaman mavrayı bırakıp böyle kendi eski güzel jargonunu, yani biraz böyle derinliği olan jargon kullanmaya başlıyor. Çok da güzel ifade etmiş bence. Eline sağlık Melih Altınok. Aslında biraz da şöyle düz, hep benim söylediğim bir şey vardır. Ve o yüzden de CHP'li arkadaşlar buna çok kızarlar. İşte ya ultra yandaşlığım da buradan da sağdırdır bu sebepten. O da şu, yani ben CHP'yi eleştirirken hep sürekli onun geçmişiyle ilgili bir takım şeyleri anlatırken hep de aynı şeyi ortaya koyarlar. Ya işte o dönem öyleydi, işte biz demokrasiyi kurduk, hep aynı yere. Ve arkasından eleştirdiğim tek şu vardır. Dedim ki hep, yani sen tamam bilmem 100 yıllık partisin. Reddi miras yapmadıktan sonra ve sen bunu sahiplendikten sonra, yani geçmişe dönelik yapılan şeylerin o yüzyılda, hadi diyelim ki çok iyimser düşünüyoruz, 1930'lu 20'li yıllardan başlayıp 30'lu 40'lı yıllara kadar zirve yapan tüm dünyada bir faşizm vardı. Yani biz Türkiye'ye demokrasi getirdik martabalını hiç kimseye okumayın. Yok böyle bir şey. Dünyada demokrasi yok. Sen de nerede olsun? Nereden? Uzaydan mı getirdiniz? Bu bir yalandır. Bu CHP'nin klasik bir yalandır bu. Hatta ilkokullarda öğretilen bir takım yalanın da aslında temelinde bu CHP yalanı oluşturur. O da şu. İlkokul 1'de okuturken çocuklarımız şunu yazarlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Böylece insana halk kendi kendine yönetti. Cumhuriyette halk kendi kendine yönetmez. Bu bir hamakat yani. Bunu artık böyle öğretmeyin çocuklara. Bak, Cumhuriyette bizi böyle öğrettiler. Bilmiyorum hala Milli Eğitim'de bu var mı? Cumhuriyet ilan edildi. Halk kendi kendine yönetti. Böyle bir şey anlatırsan o çocuk bir gün akıllanınca, öğrenince, dünyayı görünce bunun koca bir palavra olduğunu, aslında hep sırf o ifadeyi kullanıyorum, faşistan stratikonun bir diktesi olduğunu sana yutturmaya çalışan bir Milli Eğitim tornasından çıkmış aynı tezgahın odunu gibi bir adam olduğunu anlayacaksın. Neden? Çünkü cumhuriyet demek demokrasi demek değildir. Yani bu cumhuriyetçiler falan dediğin zaman aklına demokratlar gelmesin. 200-300 yıl önce bahsedilen Türkçesi Cumhuriyet, işte Republic neyse, yavurcası başka bir dil. Ama Çin Halk Cumhuriyeti gibi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi, günümüzden örnek vermek gerekirse.
olay içerisinde demokratik siyasetten, demokratik bir cumhuriyetten bahsedersen bunun bir ehemmiyeti var. CHP'nin sürekli o kadar çok, bak bu işte buna bak, buna bozulmayın ama insan kendini yenilemesi lazım. Geçen Kaftancıoğlu'nun şeyini verdik ya. Ne diyor? Ben hayatta değişmedim diyor. Diyorken sen bunu demiştin ama herhalde değişmişsin. Sen pek destek veriyordun. Herhalde vermiyorsundur. Ben değişmedim diyor. Yani onu söylüyor. Ama şu var. Bari CHP'liler olarak en azından CHP teşkilatı bunu yapması lazım. Çünkü bu teşkilatın da bu şekilde, örgütün de bu şekilde düzelmesi lazım. Bu eski jargonla konuşmak. Mesela 1 Mayıs kutlamasının kaldırılmasına yıllarca tepindi bu adamlar. 1 Mayıs kalktı da artık anlamıyoruz da. Şimdi ben 1 Mayıs her sene elime kartonu kaldırdım, indirdim. Bir de sopa çevirdim, çember çevirdim. Böylece Cumhuriyeti kıymetli anladık. Dünyada bu 30'lu 40'lı yılların uygulamasıydı. Bu TC meselesi de bununla ilgili bir şey. Ya, yani jargonu koydun, ulusalcı oldun. Efendim ulus devlet yapısı, ulusalcılık. Ya adına Milli Eğitim Bakanlığı vermişsin. TC. Yıllar yılı İngilizce eğitimi yapmışsın, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Milli savunma demişsin. Bütün savunmanı Amerika'nın, Avrupa'nın falan ihtiyaçlarına dayamışsın. Yani adını derin, koymakla falan bir derin, şey olmuyor. Derin 10 tane alt başlık açtın, hepsi tartışılır. Ama daha da basiti şu, bilin lazım. Yani böyle Sultan Palamut'tan kalmış jargonlarla kendini hiç değiştirmeden PR. TC'yi koyduğumu aydınlanıyorsun. Heykel yaptığımı büyüyorsun. 1 Mayıs'ta sopa çevirince acayip akıllanıyorsun. Saraçhane'deki İBB'nin önünde dün mesela 1 Mayıs komünizm marşını falan dayadığın zaman falan büyük işçi hayranı, yani, büyük işçi dostu oluyorsun mesela. Mesela çok saçma, bunlar yobazlık denen şey, böyle gelecek böyle bir şey yani. Böyle topla ilerleyemezler. Bak ben özellikle son olarak şu örneği vereyim. Girişmemiş olan bir ülkeye gittiğimde, yani yurt dışında yaşadım ya. Amerika gibi falan herhalde. Yani gelişmemiş derken tabii. Ben gelişmemiş yani. Yani şu tabii. Yani, zihnen gelişmemiş. Ya tabii o medya doğru. O da doğru. Ben onu o baş beni şey yap, tahrik etme şimdi oradan bir girersen. O doğru aslında. Ama girme oraya tamam. Ama şu yani büyümemiş. Fakir işte hatta günlük gelirleri bir doların altında, bir dolar bir buçuk olan ülkede gittiğinde ve hatta Orta Doğu'da bir takım monarşik sistemlerde, krallıklarda. Gelişmemiş değildi. Fakir diyelim. Çünkü bunların gelişmişlik kavramı tabii, bambaşka bir doğru, şey. Yani tabii doğru kullanmak lazım. Hakikaten tamam, fakir ülkeler yani. Yani evet. Ekonomisi çok alt seviyelerde. Dünya ortalamasının altında kalmış ülkelere baktığında ve diğerlerine. Çok enteresan. Yani örnek buraya bağlamış olamam ama vaka. Valla ben yapmıyorum bunu. Onlar yapıyor. Aynen CHP gibiler. Bak bir tane idolleri var. Zulullara bir şey demiyordu, Zulullara diyor. Hani Zulullar arkadaşımız da. Burada şey yap. O yüzden hocam bu TC meselesi biraz bununla ilgili bir şey. Sen İmamoğlu dünyayı bunları, kucaklayacağım diye ya gel. Bunlar ilk yaptığın iş TC. Öteki musakka, sonra antikot. Sadece TC olsaydı. Yani TC değil, istersen önüne, bütün belediyelerin önüne K.K. Hani, yaz. Kemal Kılıçdaroğlu yaz. TC yazmana bile gerek yok. Tamam, kazandık, Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde kazandık deyip TC yerine yani KK yaz, yanına TC yaz, ondan sonra İstanbul'da şey belediyesi yaz. TC yazmazsa Uganda ait olduğu olabilir o çünkü. Aynen belli öyle. Olabilir. Uganda olabilir. Artı ver, Erdoğan ait olduğu da anlaşılabilir. Onun için KK yaz. Yazık. RT diyorlar ya. KK TC diye. KK TC. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. KK TC yaz. KK TC. Şimdi. Aa, güzel bir şey buldun. KK TC. Bak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamalarına çok eleştirdik burada. Hadi mesela ya. Bir televizyona çıktı. İlginç de çok yapmazdık aslında. Onu hatırlayalım mı ya? Bu bir YPG saldırmaz hikayesi vardı. Türkiye bir sürü hani oradaki terör örgütlerini bize mi saldıracak falan diye. Bir cümlesi onu bir hatırlatalım mı? Tevkütü değildir vardı bile. Bir dinleyelim. Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim, biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. İkiden bir, YPG bize mi saldıracak? İki, biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Üçüncüsü geliyor. Buyurun. Dün saat 4'ü 4 geçe. Taze Kemal tweet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır yalan askerimize acı şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Toparlı Ekrem. İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu
bir açıklamasında, basın açıklamasında YPG PKK'lı teröristlerin kelimesini kullanıyor. Az önce hatırlattım. Bize göre YPG bir terör örgütü değildir. Alanını savunan bir örgüttür diyor. YPG mi bize saldıracak? Hadi canım falan delirmeyin cümlesini kullanan bayağı ya da bu anlamda cümleler insanlar. Kuran bir parti lideridir Kılıçdaroğlu. Fakat burada anladığım kadarıyla kavga büyük. Çünkü Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu kliği PKK'nın yönettiği HDP ile ortak hareket ederek seçim kazanıyorlar. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu çok enteresandır. Bak bunların ortaklaşa hareket etmelerinden duyduğu rahatsızlıktan mıdır? Evet, Çubuk'ta yaşadıklarının etkisinden midir? Tabii. Bilinmez. YPG mi bize saldıracak? Hadi canım. YPG terör örgütü değil, kendi bölgesini savunan cümlelerini kuran Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK, YPG, PKK'lı terör örgütlerinin saldırısı sonucu cümlesini kuran bir genel başkana dönüştü Kemal Kılıçdaroğlu. Buyur. Düzeltebilir miyim? Güzel. YPG, PKK teröristlerin saldırısı dedin. Kısmen doğru. YPG, PKK teröristlerin alçakça saldırısı. Bravo. Çok alçakça. Şimdi nereden nereye geldi Kemal Kılıçdaroğlu? Bize bir saldırıcı alçak oldular. Şimdi terörist CHP, oldular. HDP ile PKK'nın yönettiği HDP ile iş tutan CHP'li kliklere rağmen mi bunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü ilk defa İmamoğlu'na mı ilk acaba defa, giydiriyor? Bilmem. İmamoğlu acaba ileride başıma bela mı olur diyor. Bir an acaba diyor pazartesi YSK seni yani biz HDP ile ittifak kuralım da bu kadar iç içe geçmeyelim mi demek mi istiyor? Diyor. Yoksa pazartesi seçim tekrarlısı dendikten sonra biliyor ki ikinci seçimde bu PR bom patladığı için İmamoğlu boşa düşecek. Boşa düşerse karşıma düşecek. Yenmiş de yenmişi gönderdik de bunu alt yiyeceğiz diye mi düşünüyor? Bilmem. Nereden vuruyor? Bu PKK, YPG teröristi alçaka saldırısı. Ya çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra... Ya da yarın bir gün propaganda yapıldığında siz tabii söylemiyorsunuz. Siz de bak söyledim işte. Tabii bunu, YPG, PKK'lı bu, alçakça dedim hatta. Bu kadar açıkça duyuyoruz. Yalnız İmamoğlu'nun başı derde girecek. Bu fitne fesat sebebi olabilir. Şimdi İmamoğlu, şu şey vardı, Tunç Soyer vardı. İzmir İl Eş Başkanı'nın açıklaması vardı, hatırlıyor musun? Bizim için çok doğru bir profil. Aynı zamanda Sezai Temel de şimdi ne yapacak bu şartlarda? Sezai abi ne olacak şimdi? Şimdi Sezai bak senin parti dedi ki PKK'da PKK bunlar bir gerilladır falan diyordun. Şimdi ne oldu? Şimdi ortaklıkta burada sakat yani biz de fitne fucur işi yapıyoruz yani. Hayır ben söylemiyorum, o söylüyor. 30 Nisan 16.04'te 60 Kemal Kılıçdaroğlu. YPG bize mi saldıracak? YPG bir terör örgütü, biz onları savunmazsa kabul etmeyiz. Allah Allah dedik biz orada, ortalığa kaldırdık. Dedik ama hakikaten de YPG saldırıyormuş, PKK da saldırıyormuş. Bence o zaman tam da zamanı. Kemal Bey'in bu sözlerini nereye koyacağımızı bilmiyorum. Mesaj bir yerlere veriyorsa. İmamoğlu zor duruma düşüyordu şu anda. O mesajları anlıyordur ama. Sıkıntıya düştü İmamoğlu. Mesela bugün bunu söyle yani. Ne yapacak şimdi İmamoğlu PKK'lılarla şimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Ayıp olacak şimdi. Çubuk mevzusuyla ilgili de biliyorsun 6 dakikalık yeni bir görüntü ortaya çıktı. O görüntüde Oda TV ve Soner Yalçın'ın çekici taş, çivi tabii. Yani tam öncülüğünde efekt. Ve Sözcü gazetesinin de ertesi günü manşetini almasıyla tam zamanı bir mevzu şey yapıyorlar. Dün CHP'nin grup toplantısı vardı. Tabii sözün şehveti denen bir mesele var. Dehşete yani çok abi. Konuştuğun anda böyle hani o sözün felak şehvetine etti. Kapılarak falan farklı noktalara çekebiliyorsun. Çubuk halkı için, o cenazeye katılan Çubuk halkı için hakikaten kabul edilemeyecek cümleler söyledi CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu. İnanılmaz ya. Bir onu da bir dinleyelim bakalım. Yani bugün böyle tweet atıyorsun. Felak sonra grupta gidip başka şeyler söylüyorsun. Buyursun efendim. Hayatımda iki kez polisin akrep diye tanımladıkları zırhlı aracına bindim. Birincisi Ardanuş'tan Şavşat'a giderken PKK'nın yaptığı saldırıydı. Saldırı yapan PKK'ydı. Akkuzulu köyünde de evden çıkıp yine bir polis akrep aracına bindim. Orada da saldırı vardı. Onların PKK'dan hiçbir farkı yok. Onların tamamı aynı zamanda PKK'lı. PKK ülkeyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı amaçla. Aynı yolun yolcusular. Terörle mücadele ise terörle mücadele. Eksi 35-40 derecede mücadele ise mücadele. Herkese 400 lira veriyorsun. Bunlara neden 400 lira vermiyorsun? Soran kim? Ben. Saldırıya, linçe vuruyan kim? Ben. Peki bu sorunu dile getiren kim? Ben. Çelişkiye bak. Ama neden böyle oluyor? Çelişki biliyor musun? Çelişki yakaladım bak çok. Yani neden bana saldırıyor diyor. Yani
polislerle ilgili, yani işte devletin güvenlik bilimleriyle ilgili maaşları ben dile getirdim. Bana niye saldırıyorsunuz diyor. Ya dile getirdin, bana niye saldırıyorsunuz? Öteki tarafta cümlenin başında da şu var. Bu cümleyi tarih yazacaktır yalnız. Ben hani kelimelerin şehveti, oktay işini var ya, manşet atmanın bilmem nesi falan filan gibi. Buradaki PKK'dan farkı yoktu deyip orada kalmış olsa, ben bunu canlı dinledim çünkü. Canlı dinleyince yanlış duydum zannettim. Evet. Yanlış duydum zannettim. Ben de gene bir flash aydınlanma oldu. CHP acayip aydınlanmacı çünkü bu açıdan. Kılıçdaroğlu özellikle aydınlanmacı. Hakikaten far görmüş tavşan mı diyordun lan? Onun gibi oldum yani. Ne kadar güzeldi bu arada şey kalıyorsun. Ya. Ördek. Ay, ördek, ördek. Neyse. Fakat onların da çubukta olan, başına gelen saldırıda onların da aynı şekilde tamamı PKK'lı. İnanılmaz bir şey bu ya. Akıl. Yani Hatay'da göl yok deyip de altı göl çıkması, Sakarya'da otopark yokken otopark çıkması, çok katlı çılgın otopark projeleri çöpe at abi. Yani arkadaş sen ne diyorsun ya? Şimdi tenakuzda var ya, ben sana söyleyeyim mi bak. Şu anda izleyicim başı dönmediyse ben ne olayım? Ben çünkü dün oturdum, kahvemi koydum buraya. Yazı yazıyorum. Yazıyı kurgulayacağım. Şimdi neresi, bir yerden başlıyorsun böyle, yuvarlak düşün abi, şöyle bir daire düşün. Şuradan başlıyorsun, tam şuraya kadar varıyorum. Ulan diyorum, ben yanlış yerden başladım. Bu şaka değil hem. Yani evde de böyle, şirkette de böyle. Sonra buradan başladım. Çünkü dedim, anlattım, kurgu yanlış yere gitti. Şuradan başladım. Buraya kadar, yarıya kadar geldim. Ulan geri tutturamadım. Bu sefer geriden başladım. Daire. Neden biliyor musun? YPG terör örgütü değildir. Bak daireye bak. Alçak YPG'liler. Buraya kadar döndün. Buraya kadar geldin. Çubukta saldıranlar PKK'lıdır. Tamam. Tamam PKK'lıdır. Tamam PKK'lıdır. Çubukta ben polisleri savundum. Bana ne saldırıyorsunuz? Ulan PKK saldırıyordu ya. Ya bu böyle dönüyorsun buradan buraya kadar. İşte yani, arkadaş ne dediğini bilmiyor. Bak bu yani, adam. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu adam ne dediğini hakikaten bilmiyor. Ya da yani o konuşmanın bilmemesi derken belki de kalibre kapasite bu kadar. Yani çok da fazla kızamıyorum. Çünkü örneklerini üste koyduğum zaman hani asla unutmayın. Asla bunu aklınızdan çıkartmayın. Her Türk vatandaşı bunu hayatının memesi yapın diye cümleye başlayıp hattı müdafaa yoktur deyip 10 dakika sattı müdafayı bulmaya çalışan bir adam bu. Ulan bunu zaten cümleyi kurdun. Canlı bir şekilde konuşuyorsun. Hattı müdafadan sonra sattı müdafayı bulamıyorsun. Böyle bir adamdan bahsediyor. O yüzden konuşmanın şeyi mi desem, ama şimdi Çubuklu vatandaşlara ben bugün yazdım. Valla bundan daha büyük bir hakaret görülmez yani. Orada bana saldırın tamamı dediği, bak Kılıçdaroğlu sana söylemediler mi? İnsan Allah rızası için. Veyahut da işte yeni çıkan görüntüleri, yeni çıkan görüntüleri izlemişsindir. O 6 dakikalık da var. Köylüsü orada adam. Orada şimdi protesto bak, var. Orada... Kınadık onu, başka bir hadise. Pekkıl neden çıkarttın? Yani aynı kafa aynı terör diye bir attılar bir önce. Çok sert bir şekilde cevap verdiler. Çubuklar dedi ki bizim buradan terörist çıkmaz. Biz buraya daha önce o adamın dayısı da şehit olmuş ya. Bizim acımız büyük. Sen de Pekkale kol kola gelmişsin. Kaftancıoğlu diyor ki devlet seri katil. Katil değil. Bilmem PKK'yı olumlayacak. Her türlü pislik, melanet ne varsa bununla ilgili devlete karşı olan yanında duracak. Ondan sen de bizim karşıda gelmişsin. Acımı mı yaşayayım? Seni protokolde mi karşılayayım kardeşim? Demiş. Şiddeti olumlamıyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Da adamların PKK'lığı nereden çıkarttın ya? Adam bir tanesi, bizim böyle burada bir tane yoktur. Biz burada biz ya oy verdiğimiz alanlar da belli. Senin burası 0.1'sin ya. Sen burada yoksun ki zaten. Biz vallahi bunu Erdoğan ya da AK Parti söyleyemiyor ya, ama biz çok gibi net bir şekilde söyleyebiliriz vallahi. Kılıçdaroğlu'na yönelik arkadaş, yani rüzgar eken fırtına biçer. Böyledir bu iş. Tebrik ben ettim abi. Uzanamadığım için el sıkamıyorum. Hayır, tebrik siyasetçiler et. Söyleyemeyebilir. Değil mi? Siyasi nezaket gereği biz, vesaire evet. Vesaire ki o nezaket Sayın Kılıçdaroğlu'nda da yok biliyorsun. Erdoğan'ın aracı konvoyu saldırıya uğradığında rüzgar eken fırtına biçer. Tabii, cümlesi de kendisine ait. Kılıçdaroğlu'na aittir. Aynen. Yani burada CHP'lere aittir. Bekir Bozdağ'ını döven adamı, saldırganı ondan sonra sevmek. Tabii. Sözcü gazetesine matuftur. Yumruk terapisi başlığını bravo atarak Taner Yıldız'ın yanında adalet ziyaret eden tokmağı. Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak şey adalet yapmak. Tokmağı yoz dil. Aynen. Ahmet Türk'e yumruklu saldırı yapıldığında adaletin ondan sonra yumruk tokmağı haline dönüp burnunuza böyle iner cümlesini evet kullanan faşist böyle evet yapar. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğunuzda
siyasiler siyasi gündeme matuf ve temsil ettikleri hareket nedeniyle bunu söyleyemeyebilirler. Ama ben çok rahatlıkla Sayın Kılıçdaroğlu'na arkadaş rüzgar eken fırtına biçer. Çok makul bir şey sen ama sen bu yani kadar kalkıp YPG'sini bize mi saldıracak? Şaka yapmayın, ne alakası var? Evet. Onlar terör örgütü değil zaten dedikten sonra bak ben o videonun tamamını izledim başından sonra. İzlemekte mecburiyetindeyim zaten, haber yaptırıyorum vesaire İşimiz vesaire. Bu. Ama sen de izledin biliyorum. Ya alana geldiği anda bir kere kaymakamın şaşkınlığını görüyorsun. Nereden çıktı bu şaşkınlığı? Kastım şu, aşağılamak babından söylemiyorum. Haberi yok çünkü adamın. Çünkü o protokol Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere bekleyen bir protokol değil. Savunma Bakanı gelecek. Tabii. Pardon, Milli Savunma Bakanı gelecek. Ondan sonra TC'siz. TC'siz. TC'si var gerçi. Onu bekliyorlar falan. Tokalaşıp zaten hani ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yürüyor. Soru şu. O kadar koruma ordusu, moruma ordusu diye Erdoğan'ı şikayet ettiğiniz, ağzınızdan böyle düşmeyen argümanlardan bir tanesiymiş. Yeni öğrendim. Bu da benim cehaletim olsun. 18. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 tane koruması varmış. Hani bisikletle falan gideceklerdi tamam. Bunlar falan. Ben bilmiyordum. Vallahi bak 18 tane korumayı taşımak için az 4 araba lazım zaten. 5 araba lazım. Tabii. Kendi araban hariç. Kendi korumaların falan hariç. Olsun. Olmalı da 18'in 180 olsun. 18'i 28'e çıkartmak lazım bu saldırı neticesinde. Çünkü burası plansız programsız insanların galeyana geldiği bir olaydı. Planlı ve programlı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik işlerde olabilir. Onun için 18 değil 28 olsun ama şunu yapmayın artık. Bu kadar ucuz ve popülist politikalara düşmeyin artık. Vay efendim sarayda oturuyor bu kadar koruma ordusu var. Ya koca bir ülkenin dünyaya kafa tutan F-35 projesi vereceğiz şimdi birazdan. Savunma sanayinden bilmem neyine, İHA'sından SİHA'sından bir sürü mevzuları yapan bir ülkenin devlet başkanının koruma sayısını eğer biz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısına oranlarsak Kılıçdaroğlu'nun 14 varsa Erdoğan'ın en az 18 bin olması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı ve bu kadar meydan okuyan bir adam. Ya dünya, sen söylemlerinle Amerika, Avrupa vesaire her türlü güç odağına yatmışsın. Paralel hareket ediyorsun. 18 koruman var. Bunun karşısında olan çok bunlarla cebelleşen bir devlet başkanının bravo, 18 bin koruması olması çok gerekiyor. Acayip, en acayip bu ya. Tamam yani rakamları abartıyorum. Yok, hayır. 18 bini abartıyorum şey ama 18 doğru. Bakış açın çok doğru. Tamam. Sen böyle zaten orada ne kadar emperyal güç varsa. Hepsiyle zaten ortak ışıtıyorsun. Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda yaptığı şeyi ben bir daha söyleyeyim. Bunun bayağı bildiğin kronolojisini çıkartırım. Tarihçesini çıkartırım. 10 yıldan beri gittiğin her yerde Amerika'da, orada, burada, batıda Türkiye aleyhine kara propaganda yaptı bu adam Kılıçdaroğlu. Yalanım varsa gelip benim suratıma çarpın. Yok, kara propaganda yaptı. Yok Almanlara bir ben falan. Ama şu çok önemli. Senin söylediğin çok önemli. Yani şu var. Bu tarafta da şu var. Sürekli batıyla didişen, kavga eden hatta yani öşük niye? Vatan, çünkü ben bağımsız olmalıyım. Bağımsızlık mücadelesini evet. Sözde hatta, değil özde vermeye çalışma. Bu konuda hakikaten çatır çatır kavga eden ve hatta bir ülke var. Ülke var. Ve hatta lideri var. Evet ve hatta ABD'nin yaptığı hamle karşısında tehditli karşısında kontra tehdit yapabilen bir adam var ya. Kontra. Ben yoksam o F-35 çöker. Çöker. Ne bak şimdi bak. Baba çok önemli ya. F-35 çok önemli. En acayip sen beni, F-35. Sen beni F-35'e tehdit ediyorsun. Tabii, ben çıkarsam proje çöker diyor adam. Daha beteri var. Bunun hani saldırmaz ip de birden bize mi saldıracak? Aa saldırmışlar. Allah kahretsin diye yazan bu adam. Neydi? Oradaki ABD bayraklarınızı oradan çekin alın. Tarihi cümle bak. Bu adamın korunmasından bahsediyorsun. Kime söylüyor bunu? Zimbabwe'deki Mokoko'ya söylese Mokoko zor gelir. Çünkü mızrak atacak o. Bu tarafta Stinger füzesi var adamın. Adama diyorsunuz çek yoksa o bayrakları size teslim etmek zorunda bırakmayın beni katlayıp da. Amerikan bayrağı. Üçgen yapıyorlar muska şeklinde. Üçgen böyle katlayıp da bırakmayın diyor. Niye? Çünkü biliyor ki YPG'nin içerisinde bu da bilmiyordur. Bu da garip ama bu da Hatay'daki gölleri bilmiyor. Neyse. YPG bize saldırmaz derken YPG içindeki Amerikalıları mı kastediyordu acaba? Biz de biliyoruz ki aslında onlar da çok iyi biliyorlar ki yabancı hani Foreign Warriors dedikleri yabancı bilmem savaşçı gelmiş Çinli bilmem nasıl. Bildiğin ABD'yi yetiştirmiş oldu. Ajanlar. Da göndermiş oldu. Ajanlar. Doğru. Şimdi bu adam oraya meydan okuyor. Bunu koruyacaksın. Bir de çubukta bunu koruyacaksın. Yani tabii şimdi benim derdim kapasite aynen, farkı var aynen, hocam. Benim yani derdim koruma sayısıyla ilgili mevzu değil. Yani 18 tane korumanın 4'ü görevliymiş. Zaten senin oraya gitmeyeceğini ya bildiği için görevli ama, yani ama bak alana geldiğin anda senin alana geldiğini fark eden halk kitle ne dersen galeyana geliyor abi. Herkes söylüyor ben
PKK dışarı kahrolsun PKK sloganları atmaya başlıyor. CHP Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atmaya başlıyor sloganlar. Madem çok hassassın, şehit cenazesi, oraya ben başsağlığına geldim. Orada başsağlığı diliyorsun zaten şehit yakınlarına, şeye gelirken, cenaze namazı saf tutmaya gelirken. Baktın ki ortam gergin. Tamam kardeşim, zaten şey yaptın. Zaten doğru düzgün namaza niyazla ilginiz yok, onu görüyoruz, biliyoruz zaten. Tamam, evet. Sembolik olarak cenaze namazına katılmak istiyorsunuz. Tabii. Madem tansiyon yüksek, baba biz hiç buralara şey yapmayalım. Tansiyon da yüksek. Başsağlığımızı da diledik. Çekildim. Biz şöyle tabii. kenardan ufaktan falan. Yenge biz, aynen biz kaçalım. Çünkü eğer kaçmazsak, buradan ayrılmazsak, alandan ayrılmazsak cenaze sonrasında sıkıntılı durumlar oluşabilir. Kesinlikle ülkeyi zor duruma sokarız. Kutuplaşmayı artırırız. Halkların ondan sonra bizi seven insanların üzülmesine, düşmanımız olanların sevinmesine neden oluruz gibi naif düşüncelere sahip olarak dediğin gibi yandan falan alanı terk edersin. Ama bir şey unutma. Eğer niyetin ortamı germek, böyle olaylara değilse, zemin hazırlamak tabii, değilse. Bir mağduriyet çıkartayım buradan falan aynen değilse. Öyle. Unutmadan bütün bunları konuştuk ama son bir şey hatırlatalım. Bu cenazeyle ilgili bu saldırı veyahut da işte buradaki galeyanla halkın protestosuyla ilgili olarak unutmayalım. Şu cümleyi de kullandım. Hakikaten insan birazcık edep eder bu konuda. Yani bir siyasetçisin. Bunlar Müslüman mı dedi. Aa evet. Şimdi bak. Yani bak. Üstad. Sevgili Murat Çiçek, bir şey söyleyeceğim. Yani bu çok. Bunlar yanlış işler bak. Sen Türkiye'den ayrıştırmaktan bahsediyorsun. Oradaki Çubuk'taki Akkuzulu köyü müydü? O köydeki insanlara bunların tamamı PKK'lı dedin. Hadi İmamoğlu'na bir laf göndermeye çalışıyorsun. İmamoğlu korkusu mu başladı sende? Kim ne yapacak belli değil. Muharrem başka bir şey söylüyor. Canan Kaftancıoğlu aldı başını gidiyor artık. Yani o Canan tutmazsa ne var ya, Sezgin'in önüne geçecek. Hepsi alacak. Hatta İmamoğlu da karşı, o biliyoruz onu da çok iyi. Bakma öyle yanlarında böyle tebessüm gördüklerine. Seri katil birisi yarasını okuyor bilmem ne. Ama şöyle bir gerçek var bak. İnsanlara gittin. Bugün yazdığın, bak dünyanın en ayıp şeyi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askerimize rahmet dilemişsin. Çok güzel, çok hoş. YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı diyorsun. Aynı bu insanlara diyorsun ki, o Akkuzulu muydu? Akkuzulu köyündeki köyünde insanlar PKK'lıdır dedin. Onlar Müslüman mı diye sordun. Sana yazıklar olsun. Peki. Son bir cümlede ben kendimden söyleyeyim. Söyle. YPG bize mi saldıracak diyordun. Bana PKK'lılar saldırdı diyorsun. Unutmayalım saldırırken. Ya vallahi saldırıyorlarmış bak demek ki. Boşuna demek o önce sana saldırmışlar. Senin dediğine göre tabii. Onlar PKK'lı değil. Şimdi kendinize seçimleri gelin. Konuşalım. Bu seçim önemli. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu önümüzdeki haftaya pazartesine gönderme yaptı. Büyük ihtimalle bu hafta açıklama olmayacak. Pazartesi günü İstanbul'un seçimiyle ilgili, seçimin tekrarlanmasıyla ilgili açıklamasını yapacak. Fakat bunlarla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nin, CHP'nin yoğun saldırıları, YSK'ya yönelik itibarsızlaştırma, seçimler tekrar edilirse ki bu şartlar altında mutlaka ve mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor bence, şahsi fikrim. Bence. Ama bunu baskı altına alıp YSK'daki 11 hakimi, karar verecek 11 kişiyi baskılamak için yoğun bir çaba var. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir cümle kullanıyor. Dünkü grup toplantısı değil mi? Evet, dünkü grup toplantısında girizgahta o var. Yani biz bir şey demiyoruz. YSK özgür kararını verecek. Ama seçim tekrarlanırsa falan bu olmaz. Nasıl oluyor? Tek seçenek red diyor. AKP'nin İstanbul itirazına ilişkin kararını haftaya erteleyen YSK'ya yasala uy çağrısı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Tek seçenek red. Kim verdi? Kim diyor bunu? Bunu kim diyor? Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Meral Akşener söylüyor. Sabih. Kanadoğlu mu? Yok Kanadoğlu artık. İsmi Kanadoğlu, ona bakıyorum şimdi. Korkut Kanadoğlu'ymuş. Sabih Bey'in oğlu mu acaba? Bilmiyorum. Onlar böyle aileden bakın, geliyor böyle. Böyle babadan oğlu geçiyor bu Üçsapmış şey. Kılıçdaroğlu YSK'nın bir an önce İmamoğlu'nu başkan ilan Benziyor etmesini da. Beklediklerini söylemiş. Bak bir an evvel başkan ilan et. Sen çok demokratiksin. 11 tane sağ orada 11 tane üye var. Bu üyeler hepiniz acilen Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını teyit edin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir ülke. YSK'nın kumpası bozması nasıl gerektiğini belirtmiş. Önceki kararlarına uymalı, devletin gücü kullanılarak üretilen yasa dışı gerekçeler reddedilmeli.
başka seçenek yok demiş. Tek seçenek reddediği buradan geliyor Cumhuriyet'in, CHP liderinin sözünden. Meral Akşener, iktidarın başına çağrımdır ki atadığı hakimlere aldıracağı kararı milletimiz kabul etmez. Bununla kalmaz, ilk seçimde de kendisini sandığa gömer demiş. Meral Akşener demiş bunu. 15 Temmuz'dan sonra ben başbakan olacağım diyen İYİ Parti'nin genel başkanı söylemiş bunu. Ondan sonra Önder Aytaçlar'la böyle selamlaşan, Emre Uslular'la falan cilveleşen, kelime anlamında kullanıyorum kelimeyi. Yani sosyal medya üzerinden yazışma anlamında kullanıyorum. Birbirlerine çünkü iltifatları falan oluyordu, aman efendim falan gibilerinden. Meral Akşener söylüyor bunları. Dolayısıyla tek seçenek reddiyor. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ya ben Murat, yani tek seçenek, ben Cumhuriyet için bir şey söylemiyorum. Yani Cumhuriyet attı şu manşeti, bir şey söylemiyorum. Tek seçenek red, özgürlükler, demokrasi, özgürlükler, çok geç kaldık, şöyle olduk diyen bir adam için bunu ifadesi çok komik. Değil mi? Ama Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın bir an önce İmamoğlu'nu başkan ilan etmelerini beklediklerini söyledi. Abicim hani yargı serbestti, yargı bilmem ne falan. Niye sen tek bunu bekliyorsun? Ben mesela çok şey bekliyorum. Yani YSK böyle karar verebilir, böyle karar verebilir, şöyle karar verebilir. Bunu bekliyorum ve ben ultra yandaşım ve gericiyim ve ben despotik bir adamım. Sen dünyanın en demokratik adamısın. Aynı zamanda da Türkiye'de işte dün de o da vardı grup toplantısında, biliyorsun. FETÖ'cüler içeride ya, FETÖ'cülerden falan da bahsettim. Tabii. Bunlar içeride tutuluyor falan. Ya uluslararası bir konsorsiyumun yapmış olduğu kumpası, FETÖ'nün aracılığı yapmış olduğu kumpası. FETÖ aracıdır çünkü. Bunlar çok büyük bir, büyük canavarlar bunlar. FETÖ gölgesi. Büyük bir operasyonun parçaları olan insanlar içeride mesela. FETÖ'nün içeride. Çünkü Türkiye'deki ayağı FETÖ. Yani oradaki alçaklıkla yapan bu örgüt. Onların niye içeride olduğunu falan soruyor bu adam hala ya. Hala niye içeride falan diyor ya. 15 Temmuz'a kontrol darbe ediyor. Ondan vazgeçti. Tutturamadı onu. FETÖ'cüler başlatmıştı. 20 Temmuz'a takıldı. Onu da tutturamadı. Şimdi diyor ki bir gazeteciler niye içeride falan. Özlükten bahsediyor. Ya bunda dünyada bundan daha söylem olabilir mi? Diktatörvari bir tutum olabilir mi? Biz bir an önce YSK İmamoğlu'nun başkan ilan etmesini bekliyoruz. Şimdi bu baskı altında olmuyor mu abi yani? Şimdi sen niye bekliyorsun? Ben de buradan madem böyle yapıyor, tek seçenek red mi abi? Yok arkadaş, bir sürü seçenek var. Benim de diktatörlüğüm bu olsun. Olsun, ben öyle söyleyeyim. Tek olmasın. Bak tek o. Diktatör diyenler tek o. Bak ben tekçi değilim. Yani kelimeye dikkat etmek lazım. Yani Allah'a vaad yuhu bulahat. Yani tek Müslüman. Allah'a inanır ya bunu tekçi derken. Allahu Ekber yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması TC böyle getirildi demiş Cumhuriyet Gazetesi. Tamam. Kutsallarını tamam. Falan sarılmışlar. Abi sözcüğünü her yazarını 200 gram kana göndereyim, mutlu olsunlar. Ben anlamadığım meselelerden bir tanesi de şu. Çok hoş. Şimdi yani CHP grubunda yapmış olduğu konuşmayla Kemal Bey CHP'lilerin kendisine balık hafızalı mı diyor? Evet. Yoksa kendini izleyen kitleye balık hafızalı olduğunu mu ima ediyor? Çünkü şöyle bir cümle kullandı yine orada konuşurken falan. Oyların yeniden saydırılmasını İstanbul için biz istedik, saydılar. Orada olmadı. Bilmem şunu da saymak istediler 5 ilçeyi. Tamam dedik, onu da saydılar. Başa çıkamayız biz bunlar. 50 tane sandıktan falan filan sondaj usulüyle alalım dediler. Ona da izin verdik, tamam dedik falan gibi. Orada takıldığım mesele şuydu. Hocam. Yani var mı o sesi? Bir de esprisi var şöyle. Sağdan sola saydılar, soldan sağa saydılar. O sosyal medyadaki troller var ya. Sosyal medyada İmamoğlu trolleri var. Onların keşfetmesini kullanıyor. Yukarıdan aşağı saydık aynı. Aşağı yukarı saydık. Niye yalan söylüyorsun? Sağdan soldan daha değil. Sağdan soldan parmağını oynattın. %10 da bıraktın. Yarı yarıya indi. Hayır, şey yalan söylüyorsun? Yani niye yalan söylüyorsun? Geçersiz oyların sayalım dediler, itiraz etmedik. Buyurun sayın dedik cümlesine takıldım ben. Ya bir de sayılmadı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Yani hani kardeşim biz buna karşıyız. Böyle şey olur mu? Niye mazbatayı vermiyorsunuz diye bas bas bağıran aynı Kemal Bey değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Biz dinleyelim dün, bakalım. Dün YPG iyiydi. Bugün terörist oldu. Ne olacak? Bunlar böyle. Buyurun dinleyelim bakalım. Ne bekliyorsun yani? Niçin o zaman? Hangi gerekçeyle? Hangi gerekçeyle? 38 ilçede yeniden sayın. Niçin yeniden sayın? 39 ilçede vatandaşlar gittiler, oy kullandılar.
39 ilçedeki bütün geçersiz oylar yeniden sayıldı. Vallahi. İtiraz ettik mi? Hayır. Sayın diyorsunuz, buyurun sayın. Biz kendinize güveniyoruz. İstanbullulara da güveniyoruz. Sayın dedik, saydılar. Allah'ım ya Rabbi. Başa çıkamayız abi. Biz sayın dedik, saydılar diyorsun. Yukarıdan yani hani zaten saydık. Böyle bir şey yok ama. Sağdan soru şu. Ya %10'u sayıldı, fark %50 indi. Tamam mı? Madem böyle, madem kendine korkumuz çok güveniyorsun. Kalan %90'ı da sayalım o zaman. Sen hatta önce ol buna. Sen önce abi, ol, bravo. %10'u diyor. Ama. Bak rakip bana diyor ki, aramızdaki fark 1000'de 1'e inmiş. %10'u sayılmış. Rakip bana diyor ki, ulan diyor yani %10 da böyleyse diyor, düz mantık olarak benim diyor kazanmış olmam lazım. Bir cümle daha ama şey vereceğim. Düz mantık diyoruz, o da onda yok. Hatta düz bazen, mantık yok. Bazen kutuplaşmak iyidir. Tabii kutuplaşırız. Niye? Gerektiğinde. Herkesin safını belli etmesi, bulunduğu doğru yeri işaretlemesi ve ben hakkın hukukun yanında duruyorum cümlesini ifade edebilmesi adına karşıtlıklar iyidir. Kutuplaşma iyidir. Demokrasi yani ben mesela zaten. Yılmaz Özdil'le her halükarda kutuplaşırım kardeşim. Tabii. Ben tamam de, yani ben onun bozuk saat hesabı günde iki kez doğruyu göstermesi bulunduğu yerin doğru olduğu anlamına gelmez. Hiçbir zaman da olmaz, olmayacak da. Yani bence bizim de ortak bir paydada buluşabilmemizin imkan kabilinde değil. Mümkün değil. Değerlerimiz farklı. Aynen. Ondan. Bunu şunun için söylüyorum. AK Parti içerisinde var. Bazı AKP'li tatlı su kurnazları ya da hakikaten bu AK Parti içerisindeki AKP'lilerin rüzgarına kapılıp da hümanizm adı altında kutuplaşmayalım, birleşelim, mittifak olalım. Güzel dil kullanalım, yumuşak davranalım. Diyenler var. Anlamaya çalışalım. Bakın. Ama o beni anlasın ya. Türkiye'nin %50'sinden fazla oy alarak seçmenin, ülkenin cumhurbaşkanı olan, ilk başkanı olan bir isim, tüm Türkiye'yi kucaklamak adına bazı hamleler yapabilir, yapmalıdır da. Çünkü o sadece kendisine oy verenlerin değil, ülke sınırları içerisinde ve dışındaki tüm Türkiye tabii Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ülke sınırlarının tabii cumhurbaşkanıdır. Hepsini kucaklamak durumundadır. O makamda çünkü, o makam onu gerektiriyor. O makamda doğru kendisine saldırı yapanlara falan filan da mücadelesini verir. O ayrı bir mesele. Doğru. Ama ben bir fert olarak Yılmaz Özdil'le kucaklaşmak zorunda değilim. Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yapmak durumunda değilim. Evet. Kutuplaşmak benim durduğum yerin belli olması bakımından önemli. Bak, Yılmaz Özdil dediğim gibi iki sefer günde bozuk saatin günde iki sefer doğruyu göstermesi gibi Türkiye İttifakı diye bir yazı yazmış bugün. İlginçtir, işi vardı herhalde. Kısa yazmış. Finali şöyle yapıyor. Tatlı ekşi tatlı örneklerini vermiş. Mesela diyor Müjdat Gezen diyor Metin Akpınar, Bedri Baykam, Edip Akbayram, İlhan İrem'le Dolmabahçe'ye gitsin, iftara katılsın falan diyor. Atatürk'ü Düşünce Derneği çiçek yaptırsın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etsin diyor, Türkiye İttifakı falan diyorsun. Finalde şunlara geliyor ya da tam tersi örneğinden hareketle konuşuyor. Fatih Portakal Haber'e gitsin diyor ya da bilmem kim şu bir sürü örneklerini falan ver. Finalde şunu söylüyor. Tatlı ekşi tatlı tuzlu zıt lezzetlerin uyumluymuş gibi pişirilen büyük uzlaşma sosuyla yedirilmeye çalışan Türkiye İttifakı budur. Mideniz kaldırıyorsa afiyet olsun demiş Yılmaz Özdil. Benim şimdi kutuplaştıran, ayrıştıran, bölüştüren, şunu gerçekten yapan, bunu yapan falan isim bu isim. Dolayısıyla ben bu adamla her zaman kutuplaşırım. Söylediği doğru, yanlış değil. Ben neyini savunacağım yani? Neyini böyle ittifak yaparak, bilmem şunu yaparak falan şey yapacağım? Elbette bunlarla ilgili olarak benim şahsen diyorum bak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben bunlarla kutuplaşırım kardeşim. Ayrışırım. Zaten ama bu hiçbir olsun zaman demiş haksızlık edeceğim, hiçbir zaman tabii hakaret edeceğim, hiçbir zaman aşağılayacağım veyahut da ötekileştireceğim anlamına gelmiyor. Tabii. Ayrı fikirlerde tabii aynı ülkede yaşıyoruz. Evet. Ben onun fikirlerini sevmek, tanımak, saygı duymak zorunda değilim. Dinlerim. Tabii. Karşı argümanım neyse bunları aynen üretirim. Buyur. Düşmanlık yapmadan, hainlik yapmadan, saldırmadan, şiddet uygulamadan yaparım bunları. Yılmaz Özdil'in de yapması gereken en azından fikrem bu. Ama bunu yalanlayarak, yalan sosuna batırarak, sürekli tezvirat yaparak, hedef göstererek yapmak da olmaz. Dolayısıyla çok haklı. Bunlarla uzlaşma falan filan olmaz bu tip marjinal tiplerle. Onları bir kenarda bırakacaksın. Senin bulunduğun yer önemli. Şahsi kanaatim bu benim en azından bu yönde. Vallahi katılıyorum ben buna. Şöyle bir şey. Zaten aslında yani belki de Yılmaz Özdil burada Türkiye İttifakı derken son bir dakikaymış sanırım. Yazın başında böyle bir şey görünüyor ama zaten yazın sonunda her şeyi anlatıyor. Evet, biz burada Yılmaz Özdil'in burada söyleyelim yani
Arada bir sürekli bizi de şey yapıyor, eleştiriyorlar. Olur, izleyicilerin her türlü eleştirisi başımız üzerinde yeri var. Da yani bunu bu şekilde anlatmak zorundayız. Çünkü adam ortaya bize attığı şey, iddia ettiği şey bir kesimin iddiası tabii gibi ortaya çıkıyor. Yani o yüzden konuşuyorum. Ki... Bir kesim çünkü o işi eleştiriyor. Yani tatlı ekşi işte ne diyor, tatlı ekşi tatlı tuzlu zıt lezzetine uyumuş gibi pişirilen büyük uzlaşma sosuyla yedirilmeye çalışılan Türkiye itibarı budur. Mideniz kaldırıyorsa aslında demek istediği şu değil mi? Yani aslında onu şunu söylüyor. Sen ben de seninle kutuplaşacağım zaten. Bana, yani onu söylüyor diyor, zaten aynen ben seninle birleşeceğim diyor. Ben dibine kadar kutuplaşırım diyor. Midem bulanır diyor. Valla Yılmaz Özdil okumazsın sen anlamazsın da bu işlerden ama. Yazımı da anlayacak kapasiten var mı bilmiyorum. Seninkiler daha anlaşılır. Benimki daha zor anlaşılıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben zaten doğru dili kullanmak diye bizi ayar çekmeyen bir kesime hani içimizdeki o bazı AKP'liler doğru dil kullanırsa uzlaşalım. Yılmaz'la yani konuşalım falan. Ya ben siyasetçi değilim ki kardeşim. Siyaset belli çaplı dediğin gibi Cumhurbaşkanı gelir. Çünkü orada herkesi Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Oy pey vermeyen ama şimdi sen midem kaldırır mı bulanır mı falan diye soruyorsun. Arkadaş benim midem zaten kaldırmıyor ki. Hemen oturup sana da saygı duymak zorunda değilim. Sen de bana saygı duyma. Bir cümleyle bitiriyorum söyledim Hikmet. Eyvallah. Yapabilen abiler, ablalar varsa önden buyursun. Soner Yalçın'dan bir cümle okuyarak bunu bitireyim bugünkü şeyi de. Bugün çok sözcülerim özünü okudum ama bunlar dediğim gibi bozuk saat hesabı. Diyor ki barbar emperyalizm S-400 füzelerini bahane ederek Türkiye'yi boğmak istiyor. Ambargoyla İran'ı boğmak istiyor. Libya'nı, Yemen'i, Sudan'ı boğmak istiyor. Golan Tepelerini tekrar işgalinden bahsetmeye gerek bile var mı Kudüs'ün ya da Golan Tepelerinin diyor. Suudi Arabistan'ın vahşetine göz yummasından bahsetmeye gerek var mı? Bugün siyasal duruşunu yurtsever tanımlayanlar bu barbarlığa göz yumabilir mi? Ama diyebilir mi? Mazeret kırılıp arayabilir mi? Meseleyi salt AKP olarak görmek, meseleyi salt Erdoğan olarak görmek ne büyük yanılgı. Somut durumun somut halini ya nasıl yapılmaz diyor. Hedef Erdoğan değildir. Hedef emperyalizm olmalıdır. Bugün iktidar emperyalizmle karşı bağımsızlık mücadelesi veriyorsa solcuların görevi yurtsever cephenin inşasına katkı sunmaktır. Terörün içinde sürekli Ankara'ya dudak bükmek, siyaset yapmak değildir. Türkiye'de devrimci güçlerin günümüzdeki öncelikli görevi Amerikan barbarlığını sadece Türkiye ve Orta Doğu'da değil dünyada geriletmektir deyip devam etmiş Soner Yalçın. Ama işte böyle olmuyor. Öyle olmuyor. Sen bak arkanı dön. Seni Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar'a, Emin Çalışan'a, işte, Bekir Coşkun'a geldiğin zaman adam dümdüz isterse diyor Türkiye parça olsun. Kendini kandırma Soner. Türkiye parçalansın. Yeter ki Erdoğan kim karşı çıkacak? Bu turun sol kağıdı olacak gelsin, bu yazı diyor. Tabii. Mesele Erdoğan'dan kurtulmaksa geri seferuattır diyen adamları düzelt ondan sonra gel konuşalım. Günün manşetini bitirdik. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla. İyi günler diliyoruz efendim.